Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Katılan henüz görmüyorum. Ha, bir iki kişi katıldı. <laughs> Bugünkü yayın gerçekten <laughs> keyifli olacak. Şuradan bir şunu Bugünkü yayın gerçekten keyifli olacak, onu söyleyebilirim. Ee, ses iyi mi? Ses iyi diye yazar mısınız lütfen? Ses iyi ya da kötü diye. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri de görmek mutluluk. Ses iyi diyorsunuz. Harika. Ben özür dileyerek ee, Turn off commenting yapıyorum. Tamam. Şimdi şurada Şuradan mesela çevirmeyi deneyeyim. Şöyle geri çevirdik. Tamam işliyor. Her şey iyi. Bugünkü yayın keyifli olacak arkadaşlar. E, Geçen de e, söz verdiğim halde e, yapma fırsatı bulamadığım, e, arada kaynayan, kemik suyuyla ilgili birkaç kelimeyi, yani dikkat edilmesi gereken bir şey var. <laughs> Çok önemli bir şey bana göre. Onu söyleyeceğim. Bazı şeyler olması gerekenden daha e, bana göre popüler yani ben özür dileyerek kemik suyunu da onlar arasına katıyorum. Ee, kemik suyuyla ilgili hiç söylenmeyen bir riski bugün sizlerle paylaşacağım. Ee, yani kemik suyu öneren kişiler iyi niyetli ve önerdiklerine şüphe yok. Ee, batı da hani şöyledir ya bir e, koca karı ilacı diye bir şey vardır. Bunların büyük kısmı temelsizdir. Ama hepsi de temelsiz olamaz. Bunu ayırt etmek çok kolay değil tabii ki bir klinik çalışma olmadan. Ama Batı'da, hani Batı'nın koca karı ilacı demeyeyim de ev ilaçları arasındandır, arasındadır aslında kemik suyu. Bizde böyle bir gelenek pek yok. Batı toplumlarının geleneklerinde kemik suyu daha yaygın. Şimdi fakat benim şaşırdığım şey şu. Vücutta toksin girişi hakkında gerçekten buna dikkat eden, bununla ilgili uyarılarda bulunan birçok arkadaşımız kemik suyu önerirken çok korkusuzca ve bir konuda uyarmadan öneriyor. Ben kendi adıma hiçbir hastama yani benim ne yaptığımı soracak olursanız kemik suyu önermedim. E, ancak ve ancak gerçekten dağda yaşayan, gerçekten dağda yaşayan yani yılın 8 ayını, 9 ayını dağda geçiren keçilerin kemiklerini bulabiliyorsanız, o kemik, o keçilerin zaten sakatatlarını da yiyebilirsiniz, e, kemiklerini de kaynatabilirsiniz, istediğinizi yapabilirsiniz. E, fakat e, önünüzdeki kemik suyunun böyle bir şey olduğundan Emin değilsem kesinlikle içmezdim. Neden içmezdim? Bunu şimdi sizle ilk olarak 2-3 slide'da paylaşacağım. Arkasından e, <laughs> ya özür diliyorum. <laughs> daha konunun ismini telaffuz ederken gülmeme engel olamıyorum yani veya ağlamama. Şu e, gluten duyarlılığı e, denen durumu e, konuşacağız. Evet. <laughs> glutenin yaptığı işte morfin etkisiyle insanları uyuşturduğunu buna ait kanıtlar nelerdir? <laughs> Bunlara bakacağız. Ee, başka bir sürü şeye bakacağız. Şimdi arkadaşlar burada her şeyden önce şu disclaimer'ı yapmak isterim. Biz burada insanlara ee, bol bol ekmek yiyin bulabildiğiniz kadar makarna yiyin ee, börek çörek yiyin günde üç tane ekmek yiyin falan demiyoruz İnsanların özellikle Türkiye'de gerçekte ihtiyaçları olduğundan çok daha fazla ekmek yediklerini ve bu ekmeğin de yanlış türde olduğunu hep söylüyoruz yani rafine beyaz ekmek türünde bu çok önemli bir sorun ee, hem çok hem de yanlış türde ekmek tüketiliyor arkadaşlar. Ee, i̇nsanların onda dokuzunun ekmek tüketenlerin onda dokuzunun diyorum yedikleri ekmek miktarını azaltması gerekiyor. Yedikleri börek çörek e, işte e, neyse e, ne varsa un içine un giren ne varsa bunların tümünü azaltmaları gerekiyor. İnsanların yüzde birinin bunların zeresini ağızlarına dokundurmamaları gerekiyor. İnsanların öyle görünüyor ki yani bu da bir soru işareti ama e, bu da bir tartışma konusu tıp biliminde. Bir yüzde bir iki kadarı da öyle görünüyor. E, glütenden uzak durması gerekiyor. Fakat e, insanların yüzde doksan yedi doksan sekizinin glütenden uzak durmasını söylemek insanlık tarihiyle de mantıkla da ve sağlıkla ilgili bütün klinik çalışmalarla da uyuşmuyor. Bunlarla ilgili her şeyi konuştuk sizlerle. Yani gluten şu hastalığı yapar bu hastalığı saymadıkları şey yok. Fakat yapılan çalışmalarda günde 3 ila 4 arasında ideali 3 tam ekmek tam buğday ekmeği yiyenlerin diğerlerinden bütün hastalıklara neredeyse bütün kronik hastalıklara daha az yakalandıkları ve daha uzun yaşadıklarına ilişkin 35 bin tane burada çalışma gösteriyoruz. Buna karşı çıkıp şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. Ya bilimsel çalışmalar zaten bunlara güven olur mu? Ne ahlaksızlıklar yapılıyor. E o zaman hiç, hiçbir şey konuşmayalım kardeşim. Yani bilimi falan vazgeçelim. Üstelik bunu bilim insanlarının söylemesi son derece yakışıksız. Burada yapılması gereken şu. Hangi çalışmada nasıl bir metodolojik hata varsa, nasıl bir ahlaksızlık varsa, mesela o işte çocukluk çağı aşıları şey yapar, otizm yapar gibi. Burada artık ahlaksızlık değil, burada nitelikli dolandırıcılık vardı da. Bu çalışmaların, bu çalışmanın ve bu sonucun yanlış olduğunu söylersin. Biz burada 20 tane çalışmanın toplamı olan toplamda 135 bin kişinin neticede öldüğü izlem sırasında yani milyon kişinin izlendiği ve 30 ayrı ülkede yapılan çalışmaları sunuyoruz. Bunları tutup da buğday lobisi bunları yapıyor falan demek hakikaten zavallılık. Şimdi arkadaşlar ee, kemik suyuna geçelim. Bakın burada Avustralya'da yapılmış bir çalışma var. Ben al yani ayrıntısını geçiyorum burada. Yani sonuçta biz seminer desek de burada topluma yönelik de konuşuyoruz. Onun için daha birazcık daha basitleştirerek ee, söylüyorum. Neden? Heh. Şimdi diyor ki bakın erişkin insan ha pardon şöyle ben bunu bir şöyle büyütecektim değil mi? Erişkin insanlarda dolaşımdaki kurşunun yüzde yetmiş kadarı kemikten geliyor diyor. Acayip bir şey farkındaysanız. Yani insanda kandaki kurşunun yüzde yetmiş kadarı kemikten geliyor diyor. Ya diyeceksiniz bu kemiğin yani İnsandaki biriken kurşunun yani hepsi mi kemikte birikiyor? Yanıtlayayım arkadaşlar. Hepsi birikmiyor. Sadece yüzde doksanından fazlası birikiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani e, unutmayın sakatatlar yani böbrek, karaciğer, kemik iliği, e, dalak bunlar retikülönetöleyen sistemdir. Toksinleri süzerler, filtre gibi üzerlerinde toplarlar. Filtreni değiştirir gibi bunları değiştiremiyorsun. Şimdi gelelim. Yani biliyorsunuz FTA'da böyle herhangi bir mantık bir şey gözleyip de bunun arkasından demek ki böyle diye bir yapmak diye bir şey yok. Arkasından bu mantığı ispatlayacak, geliştirecek, delillendirecek diğer çalışmalara gelmeliyiz. Bakın arkadaşlar. Biraz önceki %90 lafımı görün burada. Vücuttaki kurşun yükünün %90'ı iskelettedir diye açıkça yazıyor. Tamam Anlaştık. Şimdi, İngiltere'de yapılan bir çalışmada direkt kemik suyu e, kullananlarda kemik sularında yapılan bir çalışma. İngiltere'de yapılan bu çalışmada hangi çeşitte olursa olsun e, ister e, tavuk ister işte başka şey neyse kemikten. Ciddi anlamda kurşun kontaminasyonu söz konusu. Burada arkadaşlar bu kurşun civa birikimi bunlar biraz abartılı da olsa gerçek kısmı baskın çıkmak üzere integratif yani ana akım tıbbın kronik e, kronik ağır metal e, birikimi ile ilgili pek bir şey yoktur arkadaşlar. Bu daha çok integratif tıpa kalmıştır. Bunu yani fonksiyonel deyin, integratif tıplayın ve bunu kabul etmek gerekiyor. Burada e, fonksiyonel tıp ve integratif tıp neyse ne derseniz bunun adına alternatif tıp e, kendini nasıl isimlendirirse insanlar burada yapılan şelasyon işlemlerinin ben eskiden bunlara saygı duyardım, bir şey zannederdim Amerika'da insanların sunumlarını izlediğimde. Zamanla bu şelasyonun bilimsel temelinin gerçekten çok az olduğunu, oradaki vaka sunumlarının hiçbir şey ifade etmediğini doğrusu anlamış oldum. Ama bu kurşun ve civanın vücutta birikmediğini ve önemli olmadığını göstermiyor. Bakın burada ne diyor? Ee, i̇ntegratif Tıp'ın en önemli dergisi bu. Walter Cranion diye bu konudaki lider birinin ölümü sonrasında bu konudaki en önemli insan olduğuna ilişkin, onun hayatına ilişkin yazar, yazdıkları bir yazı var. Ve Walter Cranion'un benim de aldığım bir eğitiminde Amerika'da burada bakın kurşundan korunmak için neler yapmanız lazım. Filtreler kullanın. Evde tabaklarınızda boyalı seramikler kullanmayın. Osteoporozdan kaçının. Kemik suyundan uzak durun diyor bakın aşağıda. Osteoporozdan kaçının. Kemik suyundan uzak durun diyor. Çünkü dışarıdaki dünyadan çok daha fazla insanın kendi içinde, kemiklerinde bir kurşun deposu var. Bu insan olduğu gibi hayvanlar için de böyle. Ve bunların kaynatıldığında sadece kemikliğindeki toksinler değil oradaki yağlı doku da birikmiş olan aynı zamanda kemikteki kurşun da fena halde insana ulaşıyor arkadaşlar. Burada ayrıca kemik kaynatmakla kemik suyunun kolajen öncülü açısından yeterli bir kaynak olmadığına ilişkin bir çalışma var ölçmüşler bakmışlar fakat hemen şunu söylemek lazım hani kolajen destekleri alıyorlar ya arkadaşlar yani ben bugün için ona yeterli bir kanıt görmüyorum kolajen destekleri e, mi alalım kemik suyu mu kaynatalım dediğinizde hiçbir zaman diyor kolajen destekleri suplementleri gibi bir kolajen alamıyorsunuz kemik iliğinden e, diyor şimdi çalışmada bunu söylüyor sonuç olarak kemik iliğini ben kullanma niyetinde e, değilim. Burada gene bugün göndermiş birisi Takayasu hastasıyım, gluteni kestim, 20 kilo verdim. Hala yemek yerken korkuyorum. Kilo alamıyorum. Hücrelerime kadar açım diyor. Şimdi Takayasu gibi çok önemli bir otoimmün hastalıkta muhakkak bir dönem mesela 6 ay gluteni değil. Olası her şeyi kesip daha sonra gluteni ve diğerlerini tanıtarak devam edersiniz. Biz Onlarca yüzlerce hastamızda böyle yapıyoruz. Bu kişilerden gluteni tekrar tanıttığınızda sorun yaşamayanları ki bu yüzde 98'i falandır. Bu kişileri e, <laughs> bu halde tutmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Şimdi Konya Fırıncılar Odası Başkanı lütfen okuyalım bak size yanlışınızın neresinde, nerede olduğunu anlatıyor. Konya Fırıncılar Odası Başkanı. Tam buğday ekmeğinin, tam buğday uydundan yapılan ekmeği beyaz ekmekten daha sağlıklı olduğu biliniyor. Bu da buğdayın tüm minerallerinin tamamen özünün içinde olmasından kaynaklanıyor. Bak adam söylüyor zaten. Talebin az olmasından dolayı değirmenlerimiz, un fabrikalarımız bunu az üretiyor. Bu da istemeden de olsa fiyatın diğer unlara göre farklı tutulmasına neden oluyor. Bu ekmeğe talep az olduğundan dolayı diğer unlar 50 kilogramlık çuvallarda satılırken tam buğdayını 25'liklerde satılıyor, talep olmayınca üretilen de israf oluyor. Tam buğdayı ekmeği üretmenin zorunlu olduğunu, yani kanunen mecbur olduğumuz için üretiyoruz, yoksa alan yok diyor. Fırınların da bu ekmeği az ürettiğini vurguladı. Gonca, bizler fırında tam buğday ekmeğini çıkarsak dahi ekmeği çoğu zaman satamıyoruz, israf oluyor diyor. Yani burada aslında bilinç ve halk olarak sorun bizde. Gluten yani topluma yönelik gluten saçmalığına gelmiyorum. Birazdan geleceğim ve gerçekten güleceğiz ya da ağlayacağız. Ben dün ne demiştim çok kısaca bakın bu konunun çölyakla ilgili konunun ve gluten sensitivitesiyle ilgili duyarlılığıyla ilgili dünyadaki en meşhur gerçek bilim adamı Sanodur arkadaşlar tamam Alessio Fasano burada burada mesela Ofra Winfrey'i Winfrey, Winfrey görüyorsunuz. Bütün bu gluten e, glutensiz gidiyorum modasını ünlüler içinde başlatan. Alessio Fasano gluten deyince dünyanın bir numarası nasıl başlık atmış? The fat factor of the GFD. Glutensiz diyetteki fad faktörü. Fad ne demek diye? Sözlükten bakalım bak. Fad ne demek? Glutensiz diyete ne diyor? şey Alessio Fasano... şu karşılıkları varmış... heves, geçici moda, merak... geçici heves, çılgınlık, tuhaflık... gariplik, delilik, kapris... moda çılgınlığı, geçici merak... geçici ilgi... ben demiyorum... ile yani, ilgili... dünyadaki konuya... burada... E, konunun dünyadaki bir numaralı... dandik değil, gerçek bilim adamı... Alessio Fasano... Böyle diyor. Delilik, çılgınlık, geçici moda diyor. Burada arkadaşlar çok ilginç bakın. Alessio Fasano ile yapılan, bunları sunmadım daha önce. Alessio Fasano ile yapılan bir röportaj. Tamam. Alessio Fasano bakın burada ne diyor? Bu konuda diyor Massachusetts General Hospital'da. Yani bu Harvard'ın en ünlü hastanesidir arkadaşlar. Bu konuda diyor gluten bilincini bu ülkeye yerleştiren bir numaralı insandır diyor. Bunun önünde kimse yoktur diyor. Gluten bilincini ülkeye yerleştiren ve bu konuda alarm zillerini çalan gluten hakkındaki bilincin kişiler içinde en önde duran kişidir diyor. Tamam. Evet. Fasano ne diyor biliyor musunuz buradaki röportajı yaparken? Biz diyor 2008'de bu işin önemini, ne işin önemini? çölyakların önemli bir kısmının da tanı konmadığını, çok önemli bir şey söylüyorum. Çölyakların yaklaşık %80-90'ının tanı konmadan aramızda dolaştığı söyleniyor. Bunu ortaya koyduktan ve glutenin önemini konuştuktan sonra diyor, tamam mı? 2015'e geldiğimizde büyük bir iş yaptığımızı anladık diyor. O kadar büyük bir iş yapmışız ki bir canavar yarattık ve kontrolden çıktı diyor, glutenden bahsediyor bak. Ya gluten dedik, can o kadar iyi bir iş yaptık ki canavar yarattık, canavar kontrolden çıktı ee, kendisi. Ee, aynen burada Fasano'nun söylediklerini söylüyorum ben uzatmadan. Fasano diyor ki, ya kardeşim diyor, şeker hastası olan biri, diyelim e, sen şeker hastası olan biri diyorum, birisi çok işemeye başladın, çok su içmeye başladın. O zaman ha o zaman ben şeker hastası olmuşumdur diye kendine insülin iğnesi alıp da kendine enjekte mi etmeye başlıyorsun diyor. Tamam mı? Saçmalık bu diyor. Böyle bir şey yapmıyorsun. O zaman kendi kendine gluten duyarlılığın var diye teşhis de koyma diyor. Burada <laughs> aynen böyle diyor. Oprah Winfrey meşhur Amerika'daki sunucu bu bu işi 2008'de başladıktan sonra herkes e, dolmuşuna bindi. Bandwagon olarak geçiyor orada. Google'den dolmuşuna atladı diyor. Bütün ülke bununla kaplandı diyor. Hatta o kadar ileri gidiyor ki yani. Ya bu arkadaşlar diyor. Şeye lokantalara gidip de kendinizle ilgili hiçbir gerçek tanı olmadığı halde. Oradaki garsona bakın. Oradaki e, kar, garsona. Sizin işte tıbbi bir nedenle glutensiz e, bir şey e, glutensiz yemeniz gerektiğini lütfen söylemeyin diyor. Tamam mı? Gerçekte siz sadece karbohidratları kesen, karbohidratları azaltan bir insansınız. Resto şeye e, garsona bunu söylemeyin, ayıp diyor bak. Şeyman diyor. Ben demiyorum. Fasano diyor. Gene Fasano. Ne diyor? İnsanların çok büyük çoğunluğu Gluteni aldıklarında bunu kolaylıkla temizleyecektir ve gluten aldıklarının farkına bile varmayacaklardır. Çok az bir kısmı az bir kısmı da de, dememiş. Çok az bir kısmı semptomlar geliştirecektir diyor. Google'da, kitaplarda şurada burada şurada burada dediği işte tahıl beyni, bilmem tahıl göbeği gibi kitap yazanlar zurlanın son delikleri var ya o kitaplardan bahsediyor. Bu e, Zul, işte bu kitaplarda Google'da şurada burada e, insanoğlu sanki gluteni kesmezse soyu tükenecekmiş gibi bir şey söyleniyor diyor. Ve burada da gördüğünüz gibi e, e, insanların çok büyük bir çoğunluğu cümlenin öncesi öyle geliyordu. YouTube'a çevirttirdim bunu yani altyazı şeklinde. E, çok azınlığı bir sorun yaşayacaktır. Uzun süreler gluten ko, e, şey yapsa bile diyor. Burada da açıkça. Gene Fasano herkese, her insana glutensiz gitmeyi önermiyorum. Diyor. Ve e, gluten dahil her şeyde öneriyorum diyor. Yani zaten ben e, Amerika'da gluten şeyle Fasano ile birlikte bir e, ikisi de sunum yapan kişi olarak e, bir e, Milano'da toplantıya katılan bir Amerikalıyla sohbet ediyordum. Ee, i̇şte e, işte gluten Gulitan sunduk diyor. Sonra işte olur ya toplantılardan sonra yemeğe gittik diyor İtalya'da. Baktım orada Alessio şeyleri İtalyan ekmeklerini götürüyor diyor. <laughs> ne yapıyorsun Alessio dedim diyor. Alessio bir yandan ağzındaki ekmek parçası var. E, mesajım benim topluma yanlış anlaşıldı <laughs> diye Bana söylüyordu diyor. <laughs> Gerçekten yanlış anlaşılmış. Ama yarattıkları canavarla tabii ki bu adamın suçu değil. Bu maymunların suçu. Yani e, bu tahıl beyni ve onu takip eden dünyadaki maymunların suçu. Yani bunlar arkadaşlar unluları daha az yayın dese özel birisi olmayacaklar. Fonksiyonel tıp yapıyor olmayacaklar. Klasik tıptan kurtaran, kurtarıcı falan olmayacaklar. Unları azalt, karbonhidratları azalt, biraz kilo ver, efendi ol, dozunda ol falan dese, tam buda ekmeği dese, ya bunu babaannem de söylüyor, ben şimdi başka bir şey söylemeliyim ki artist olayım diyecekler. Onun için böyle Alessio Fasano'nun ismi deyimiyle canavar yaratılıyor. Şimdi arkadaşlar burada dün göstermiştim. Hemen söyleyip geçiyorum. Glütenle çölyak araştırmaları kliniğine başvuran 5800 hasta içinde gluten hassasiyeti tanısı konan böyle kendi kendine değil şeker hastası tanısı koyar Yüzde %6. Arkadaşlar bu şu demek dün demiştim Parkinson nöroloji kliniği bile değil gastroenteroloji değil Parkinson kliniğine güçsüzlükle başvuran kişilerin içindeki Parkinsonlu oranı bu. Yoksa benim bugün gücüm yok. Böyle bir şey değil. O klinik içinde yüzde altıysa bu toplumda bence yüzde birse gene iyi. Şimdi ama biz devam edelim gülmeye başlayacağız birazdan. Tamam mı? Ha burada işin olayı şeyini esasını anlatayım bilgi verelim. Bakın arkadaşlar gluteni kestim iyileştim diyen benim inanın yüzlerce hastam. Tamam. Yüzlerce hastam var. Tamam. Ama bunların sorguladığımızda yüzde doksanı zaten gluteni kesmemiş. Köfte de yiyor. Çorba da içiyor. Bir sürü yediği şeylerin içinde gluten var. Ve arkadaşlar bakın. Bir çölyaklıda yani gerçekten glutene hassas olan birinde 20 miligramın üzerindeki bir gluten o kişi de, rahatsızlık çıkarır. 20 miligram. Tamam. Bir dilim ekmekte ortalama 4000 miligram gluten vardır. Duydunuz mu? <laughs> yani ufak bir ekmek parçacığının cığızı katırsa oradaki köfteye veya dışarıda içtiği çorbaya. Tarhana içiyor benim hastam ya. Ya tarhana içiyor. Ve her şeyin çorbasını içiyor. Diyor ben gluten... Hayır. Sen börek börek yemeği kesmişsin. Ona gluten ismini vermişsin. Ona Celal de diyebilirdin. Sonra Celal'i kestim. Veya <laughs> Celal'le ilişkimi kestim. Ayrıldık Celal'le. De. Mesela öde diyebilirdin sen buna. Adına gluten koymuş. Bu glutenden yürüyenlerin de işine geliyor arkadaşlar. İkinci şey burada. Gluteni, gluteni kestim adı altında. Gereksiz kalori ve karbonhidratları kestiğinizde tamam kesinlikle bir ferahlık yaşarsınız. Çünkü gereksiz e, mitokondrilerinizde gereksiz, ben basite indirilerek söylüyorum ama doğru, gereksiz e, kalori yakarak gereksiz is ve duman oluşturmuyorsunuz. Hasizliğiniz de düzelir, beyninizdeki is de düzelir. Arkadaşlar. Tamam. E, o kadar ki bu Twinkie diyeti diye bir şey vardır. Daha sonra anlatırım bunu. Neyse bunu daha sonra anlatayım. Geçelim şimdi. şimdi konu yetişmeyecek. Komik şeyler gelemeyeceğiz. Şimdi e, ikinci şey şu. Gluteni kestim rahatladım diyen kişi... ...özellikle gastrointestinal, sindirimle ilgili şeyler yakınıyorsa... ...ve SIBO ile ilişkili olabilecek şeylerinin düzeldiğini söylüyorsa... ...ki hastaların çok önemli bir bölümü böyledir. Bu kişi tahılların içindeki... ...hani o tahılların içinde iyi bir prebiyotik olduğundan bahsetmiştik ya. işte dirençli nişasta gibi birçok şeyler var. Yani FODMAP diye kısaltılan fruk'tan özelliğinde FODMAP'in F'si fruk'tandır. Tahıllar bol miktarda fruk'tan içerir. Tamam? Bu prebiyotiktir. Normal bir kişiye faydalıdır. Çalışmalarını gösterdiğimiz gibi. Ama eğer sizde SIBO varsa arkadaşlar, o zaman Bakteriler bunu alır, ince bağırsaktaki bakteriler alır, e, fermente ederler, gaz yapar ve ince bağırsağınızda e, kalabalık bakteri grupları olur ve gaz yapar siz rahatsız olursunuz. Sibonun belirtileri ortaya çıkar. Bu, <laughs> bu glutenle alakalı bir konu değildir. Şimdi burada okuyoruz arkadaşlar, bakın diyor ki e, gluten, bende gluten duyarlılığı var diyenlerdeki Eşlik eden en sık bozukluklar bu e, ha, hangi şey çalışmadan okuyoruz? Hani dün bir arkadaşımız vardı ya bir şey yazmış böyle bir e, internette bir e, e, bir öğretim üyesi fonksiyonel tıp e, yaptığı yolunda e, ilanlar da bulunan bir e, şey var hocamız var. Bu arkadaşımızın söylediği çalışmadan okuyorum. Yani başkaları okumazsa ben okuyorum içindekini. Ne diyor bakın? IBS hastaların yarısında huzursuz bağırsak sendromu vardır diyor zaten. Yani e, gluten e, bende gluten duyarlılığı var diyenlerin yüzde 48'inde IBS var diyor. Yüzde 35'inde diğer yiyecek intoleransları var diyor. İşte laktoz intoleransı şudur budur. Ama SIBO'da da olur bu. Ve aşağıda ne diyor? Çarpıcı olan bir çalışma. Çölyak gula duyarlığı pardon çö e, gluten duyarlılığı bende var diyenlerin üçte birinde SIBO bulduk diyor. O zaman aslında ne oluyor? O zaman aslında ne oluyor? Bu kişi SIBO'sunu azdıracak olan tahılları kestiği zaman... Bir rahatlamaz sağlıyor. Ya insanların dünyada yapılan araştırmalarda toplumun yüzde 15'i SIBO'lu. Pardon özür diliyorum. Toplumun yüzde 15'i huzursuz bağırsak sendromlu. Bizim çalışmalarımızdan ve dünyadaki birçok çalışmalardan belli ki huzursuz bağırsak sendromlarının en az üçte birinde hatta yarısında SIBO var. Bana kalırsa birçok çalışmada yüzde sekseninde var diyor Pimentel'in çalışmalarında. Ya kardeşim yüzde 15'inde IBS varsa toplumun. Bunların üçte birinde SIBO olsa alttaki şey yüzde beşlik demek ki toplumda e, şey var bu, e, yüzde beşlik bir SIBO var oluyor. Toplumun yüzde beşinde. E senin gluten duyarlılığı de dediğin kişilerin işte alayı aslında izah ediyor bunu. <laughs> Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani aslında sen ya çöp yemeği kesmişsin, kilo vermişsin, düzelmişsin ya SIBO diyetine benzer bir şey yapmaktasın aslında gluteni kesiyorum diyerek. Aslında Celal'le ilişkimi kestim de diyebilirsin orada ama gluten diye isim vermişsin ona. Birileri sana öyle bir dolduruşta e, bulunmuş arkadaşlar. Burada da bakın bir çalışmada hastalara eğer FODMAP yani glutenin içindeki, e, ekmeğin içindeki, ekmeğin içindeki e, bu probiyotik özellikle SIBO'yu e, alevlendirecek şeyleri vermezsen sadece gluten olarak verdiğinde bu kişilere hiçbir rahatsızlık duymadıkları. Daha doğrusu şöyle. Kişiler gelmiş. Ben de bak acele etmeden güzel anlatayım ya. Kişiler gelmiş, tamam mı? Bayağı sayıda yani gelmişler. Demişler ki ya ben de gluten duyarlılığı var. Buna bakmışlar, etmişler evet sen de peki öyle diyorsun. Peki e, bu kişileri önce lifsiz bırakmışlar. Tamam mı? 2-3 hafta birkaç hafta lifsiz bırakmışlar. SIBO diyeti gibi. Tamam mı? Uzun vade gitmek sağlıklı değildir. Sonra bu kişileri bir kısmına 2 gram gluten yani yarım dilim ekmekteki gluten bir kısmına 16 gram gluten yani 4-5 dilim ekmekteki gluten bir kısmına ise whey protein başlamışlar arkadaşlar. Sonuçta ve ve 2 hafta sonra bunları değiştirmişler. Yani herkesin yediğini değiştirmişler. Değiştirdikçe bakalım glutenle ilişkili yani whey proteinden glutene geçtiğinde semptomlar olacak mı? Ve 2 gramdan 16 gramlık geçtiğinde semptomlar olacak mı? Sonuç hiçbir ilişki çıkmamış bu hastalarda glutenle ilişkili. Sadece FODMAP'le alakalı olduğunu burada söylüyor. Bakın glutenin hiçbir etkisi yok. Nan çölyak gluten hassasiyetinin de glutenin hiçbir etkisi yok diyor. Ha ben bu kadar keskin değilim, tamam ben bu kadar keskin değilim. Bazı yani toplumda yüzde bir civarında gluten hassasiyeti olduğunu e, düşünüyorum. Ayrıca otoimmün hasta olanlar kesinlikle aktif dönemlerinde düzgün kuralına bağlı ve süpervize edilen e, yani birinin yardımını aldığınız eliminasyon diyeti içinde glüten kaçınılmaz bir şeydir. Tamam. Şimdi geldik biraz daha şeylere arkadaşlar. Bakın çok ilginç. Şimdi çok ilginç arkadaşlar. Valla yemin ediyorum. Vallahi de billahi de üzülüyorum. Bunu önceki gün göstermiştim. Şimdi bunu gene gösteriyorum. Çünkü bunun devamında daha da acayip bir şey var. Şimdi burada bir işte sosyal medyada popüler bir öğretim üyesi arkadaşımızın buğdayı anlamak. Evet anlamak önemli. Ne diyor? gluten intoleransı görülme sıklığı kadınlarda yüzde %72-84 diyor. Ya valla şey her tarafım titredi bu nasıl bir şey dedim bunu nerede okudu ya? Baktım bunun şeyine. Yazının devamı da şöyle yazıyor. Kendisi arkadaşımızın yazmış. Orta yaş kadınların %72 ila 84'ü gluten ile problem yaşıyor. Çok inanılmaz bir şey. Ya bütün insanlık gibi bir şey. Aşağıda PMI'di diye bir numara vermiş. Nasıl olsa kim okuyacak? Kim okuyacak kim yazacak? Bu PMI'di arkadaşlar bilimsel çalışmaların bir tür kodudur PubMed sitesinde. Bunu tıklarsın, PMID yazarsın, karşına o çalışma gelir. Ama kim okuyacak ki? Sen yaz. Arkadaşlar, çalışma şu. Benim size deminden beri altı sarı çizili olarak gösterdiğim çalışma bu zaten. Tamam mı? <laughs> ee, Nançölyak gluten sensitivitesi ile ilgili çalışma değil de bir makale. Ama değerli bir makale. Çok meşhur bir makale. Arkadaşlar, makalenin içinde hani bu referansı vermiş ya böyle. Bu 72-84 Nerede diye? Kontrol F ile 72 84 yazdım arkadaşlar. Karşıma ne çıktı biliyor musunuz? Şu tablo çıktı. Sadece bu tablonun içinde geçiyor. Ne diyor tabloda? Aynen şunu diyor. Türkçe konuşayım. Kendine diyor, kendine gluten, bende gluten duyarlılığı var diye size gelen insanlar genellikle kadındır diyor. Tekrar söylüyorum. Bende gluten duyarlılığı var diye kendi kendine gluten beni rahatsız ediyor diye düşünen size gelen insanların büyük çoğunluğu yüzde yetmiş iki ile seksen dördü kadındır diyor. Ama burada hocamız ne diyor? Orta yaş kadınların, orta yaş kadınlar da işte yani hiç öyle bir şey yazmıyor da. Orta yaş kadınların toplumda yani %72 ile %84'ü glutenle problem yaşıyor diyor. İnan ben bunu okuduğumda bak işte bu adam var ya. Yemin ediyorum bu adam gibi oldum. Yani bu adam benden daha yakışıklıydı. Ve kafası az karışmış görünüyordu. Yemin ederim aynaya baktım ve bunu gördüm arkadaşlar. Yani toplumun %72-84'ü glutenle problem yaşıyor. Burada... Arkadaşlar bir kandırmaca söz konusu olamayacağına göre önümüzde bir bilim insanı var. Yani buradaki İngilizceye bakıyorum. Tamam Yani o kadar basit bir İngilizce ki aslında. Yani çok basit bir tıp İngilizcesi bu ya. Burada self-reported. Hastanın kendisine, kendi kendine diyor gluten hassasiyeti var dileyenlerin çoğunluğu e, ...female'dır, kadındır. Yüzde 72-84'tir. O toplumun yüzde sekseni gluten duyarlılığı vara vardırmış. Şimdi arkadaşlar, şimdi bu arkadaşlarımız geçen gün, dün evveli gün şöyle bir ilan vermiş. Bakın, ben burada, bu arada herkes de bilsin. Yani ben bundan sonra buralarda herkesin suratlarını ve isimlerini kapatıyorum. Neden kapatıyorum? Çünkü ben burada e, bir takım insanların yanlışlarını, toplum, bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Toplum sağlığı adına olan yanlışlarını gene toplum sağlığı adına düzeltmek için bilimsel destekli bir şeyler gösteriyorum ya size. Beni her hafta mahkemeye veriyorlar biliyor musunuz? FTA sitesini, FTA sosyal medya sitesini, Fonksiyonel Tıp Akademisi'ni sosyal medya sayfasını kapattırmak başvurusuyla, taleple her hafta savcılığa başvuruyorlar. Bunu biliyor muydunuz? Tabii ki böyle saçma bir şey yok. Tabii ki Türkiye'de adalet diye bir şey var. Tabii ki akıl var. Tabii ki adalet var. Sonuç mu çıkacak? Tabii ki çıkmayacak. Yani inşallah. Ama arkadaşlar neden yapıyorlar bunu? Şundan yapıyorlar. Benim zamanımı almak. Çünkü hepsine, yani bir avukatım var Allah'a şükür, hepsine cevap yazarken avukatla birlikte yazmak zorundasın. Ben hasta almıyorum biliyorsunuz kitap yazacağım diye ve eğitimlere yapacağım. Burada işte insanlara bir şeyler şey yapacağım diye hasta almıyorum kardeşim. Zamanımı ona vermek istemiyorum. Hasta alınca yapacağı, alacağı yapacağın şey para kazanmaktır. Ya yani O kalıcı değil. Onu bir yere götürmeyeceksin. Senden sonra var olmayacak. Ben kalıcı olanı seçtim. Eğitim verdiğinde birilerine, diyetisyenlere, doktorlara eğitim verdiğinde o kalıcıdır. Senden sonra da yaşar o. Bir kitap yazdığında kalıcıdır. Senden sonra da yaşar. Kalıcı olanı seçtim. Bana göre son derece doğru. Yani 50 kere olsa aynı şeyi yap yap yapacağım. Ama insanlar yani ben bu kadar zaman güçlüğüm olduğunu bildikleri için beni bezdirmek ve benim zamanımı almak için her hafta benim için aleyhimde dava açıyorlar. Bunlarla uğraşıyorum. Bilmenizi isterim. Neyse. Şimdi arkadaşlar sonra böyle Aa, biz şöyle güzel kahvaltı yapıyoruz. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurada gördünüz. Bir bilimsel çalışma bak bu şurada ne diyor şimdi? Ne anlatılacakmış? Bilimsel çalışmalar nasıl hazırlanır? Bu çalışmalar kullanılarak insanlar nasıl kandırılır? Kanmamak için neler yapmak lazım? Bu canlı yayında tahılları masaya yatırıyoruz. Ne tür araştırmaları dikkate almalıyız? Kısaca biz soruyoruz. Pek çok bilimsel araştırmaya imza atmış olan bir profesör dostumuz cevaplıyor diyor. Yani e, birazdan onunla ilgili bir şeyler söyleyeyim arkadaşlar. E, şimdi e, e, ben bir devam edeyim çünkü esas çarpıcı olan kısımlara gelelim. Lafı uzatmam. Şimdi arkadaşlar bu ilanın da ne yazıyor bugün? Yani burada bilimsel çalışmalar nasıl hazırlanır? Ya bir çalışma hazırlamaktan önce bir çalış, bilimsel çalışma nasıl okunur? Bir çalışmanın içinde tabloda bunu nasıl okunur, nasıl anlaşılır? Sizce önce önce biz bunun üstüne bir konuşmamalı mıyız? Bilimsel çalışmalar nasıl hazırlanır? Ya nasıl, nasıl bir nasıl okunur anlaşılır ya? Bunu şey yapalım. Gene bugün şöyle bir şey gönderdi arkadaşlar. son günlerde oluyor bunlar. Son günlerde gönderiyorlar. Ben takip edecek zamanım yok. Ama son 2-3 günde gönderiyorlar. Şöyle bir paylaşım yapılmış. Bakın bu gerçekten bomba. Bu bomba bak. İşte ekmek yiyorsanız bu rahatsızlıklar sizi bekliyor olabilir. Tamam mı? Sonra kaynaklar demiş. Lütfen dikkat edin. Hakikaten toplanın dikkat edin. Kaynaklar. Hangi yazılar var? Birincisi işte Pearl Perlmutter'ın o tahıl beyni, bilmem tahıl göbeği, zurnanın son deliği, e, kitapçı rafı, kitapları. Yani oradan o kaynakta ne dediğini ben buraya almıyorum bile. Ama metni okuyalım bu çok popüler, değerli e, sağlık sitesinde. Diyor ki Amerikalıların sadece %1.6'sı çölyak hastası, çölyaklı olmayanların glutensiz beslenmelerine gerek yok. Bu tip cümleler genelde glutensiz beslenmeyi düşünenler veya glutensiz beslenmeye başlamış olanları ikna ederek glutenli beslenmeye geri döndürmek için yazılıyor. Bir kere Amerikalıların %1.6'sı çölyak hastası diyen kişi yok. Amerikalıların çölyak hastası arkadaşlar. Bu e, önce bu Amerikalıların için. Şimdi açıkçası bir de gluteni, glutenli beslenmeye geri döndürmek. Ya ben onları glutenli beslenmeye döndüreceğim de ne faydam olacak kardeşim? Ne faydam olacak? Ben ne faydam ne faydası olduğunu oradaki milyonla çalışmada gösterdim. Açıkçası gereken araştırmayı yapmış ve glutenin etkileri ne olduğunu anlamış kişiler bu tip değerlendirmelerin etkisi olmuyor. Şimdi arkadaşlar dikkat de dinleyin. Dikkat! Genellikle bizim cevabımız bakın genellikle bizim cevabımız saygınlığı olan bilimsel literatürle desteklenmiş oluyor. Bu çerçevede Amerikan Tıp Derneği dergisinde muhteşem bir bilimsel değerlendirme yayımlandığını görmek memnuniyet verici. Bu raporun yazarları çölyak olmayan gluten hassasiyetinin çok çok gerçek ve aslında çok yaygın olduğunu belirtiyorlar. <laughs> Şimdi bombaya geliyoruz arkadaşlar. Bakın bahsettiği şu kaynak var ya burada iki nolu dediği. Bak şu. Burada bir gene bir pubmed numarası vermiş, geçmiş. Kim okuyacak, kim açacak nasıl olsa arkadaşlar. Çalışma bu. Tamam? Çalışma bu. Yani bir makale daha doğrusu. Makale bu ve makalede tabii ki bizim Alessio Fasano'nun imzası var. Anlaştık mı niye ben burada Alessio Fasano diyorum? Çok değerli sayın eee Sağlık sitemizin ve onun çok değerli danışmanları ve baş danışmanlarının e, burada muhteşem bir bilimsel değerlendirme dediği makalede gördüğünüz gibi bizim Alessio Fasano var. Peki şimdi sıkı durun. Herkes koltuğuna yapışsın, düşmemeye çalışsın. Bu makalenin, acayip bir şey, bu makalenin her makalenin son paragrafında, Olayı toparlayıcı, adeta özetleyici bir şey cümleler söylenir. Ben şimdi size, hani şu gluten ne diyor? Gluten e, hassasiyetinin çok gerçek ve aslında çok yaygın olduğunu söylüyormuş ya bu e, muhteşem bilimsel değerlendirme dikkat ediyorsanız çok yaygın demiş ama yanında bir rakam yazmamış değil mi? Uzmanından uydurma çünkü. Makalenin içinde ne dedi, ne dediğini şimdi de söylüyorum size. Bakın çok acayip bir şey ama makalenin son paragrafı bu. Acayip bir şey. Ne söylüyor? Önce orijinalini alıyorum ki ben bir şeyi bozmuyorum diye. Son paragraf bu. There is no scientific evidence to suggest that a gluten-free diet is part of a healthier lifestyle or can be helpful to treat overweight, obese, overweight or obesity. Yani ne diyor? Aynen şöyle diyor. Bu muhteşem makalede. Muhteşem tabii. Alessio Fasan'ın imzası var. Aynen şöyle diyor. Glutensiz bir diyetin sağlıklı bir yaşam tarzının bir parçası olduğuna ya da Kilo alma ve obeziteye karşı faydası olduğuna ilişkin tek bir bilimsel kanıt yoktur. Hangi makalede söylüyor? Bu sayın e, sağlık sitemizin ve onun sayın danışmanı ve baş danışmanlarının muhteşem bir makale dediği makalede, hakikaten muhteşem tabii ki Alessio Fasano da imzası var. Bakın ne diyor, okuyun İngilizce bilenler. There is no scientific evidence to suggest that a gluten-free diet is part of a healthier lifestyle or can be helpful to treat overweight or obesity. Some sonucu anlatırken. Peki devam edelim. En son ne diyor? Self-diagnosis of non-celiac gluten sensitivity should be discouraged to avoid misdiagnosis and inappropriate treatment. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? İşte şu diyor. yanlış tanı ve tedaviden kaçınmak için insanlar gluten duyarlılığı teşhisi koymaktan vazgeçirilmelidir diyor. Yanlış tanı ve tedaviden kaçınmak için insanlar kendi kendine gluten duyarlılığı ve teşhisi koymaktan vazgeçirilmelidir diyor. Bakın aynen tekrar okuyun. Hangi makalede şu muhteşem bir bilimsel değerlendirme gördük? çölyak glüten hassasiyetini çok gerçek ve aslında çok yaygın. Tek bir kelime yok yaygınlığı hakkında. Ve orada var olan kelimeler bunlar. Ya arkadaşlar ya vallahi de billahi de bu kadar olmasını ben istemiyorum ya. Ya yemin ediyorum üzülüyorum. Yemin ediyorum üzülüyorum ya. Milyonlara hitap ediyor bu kişiler. Ve üniversite öğretim üyelerimiz yani e, onların verdiği çalışmadan okuyorum size. Arkadaşlar bir laf var ya Türkiye'de her şey olabilirsiniz ama rezil olamazsınız. Böyle bir laf var ya. Aklıma bu geliyor yani. Türkiye'de her şey olabilirsiniz ama rezil olamazsınız. Burada yazının ortasını geçtin diyeceksiniz. Yazının ortasında. Bakın burada fold map'lerden bahsediyor. Yazının dediğim. Yani bütün yazıyı özetleyen aslında son paragrafın. FODMAP'lerden bahsediyor. Buradaki çevirmediğim şey de şu aslında. Diyor ki bazı kişiler glutensiz diyete başladıktan sonra sağlıklarında bir iyileşme bildirebilirler. Gluten içeren tahıllar aynı zamanda FODMAP yani bir tür prebiyotik. Bunu ben ekledim arkadaşlar oraya. Bir bilimsel çalışmada böyle bir izahat olmaz. Bunu Bu kelimeyi ben ekledim. Bir tür prebiyotik içerdikleri için tahıllar glutensiz diyet yapanlarda bu prebiyotiklerin de azalması hastaların en azından bir kısmında neden rahatlama sağlandığını izah edebilir. Arkadaşlar SIBO ile ilgili SIBO hastası geldiğinde biz FODMAP diyeti, diyeti denen diyeti yani e, Avustralya'da Monash Üniversitesi'nin önerdiği bu diyeti değil. Başka kendimize göre bir e, diyet geçici tabi uyguluyoruz. Ama dünyada SIBO için en meşhur diyet FODMAP diyebilir. Bu benim demin söylediğim e, mantıkların hepsinin burada doğru olduğunu gösteriyor. Ya aslında iyileşenlerin bir, bir, çok önemli bir kısmı yarısıyla üçte biri glutenik <laughs> gluteni kestikleri için değil. SIBO'yu besleyen prebiyotikleri kestikleri için iyileşiyorlar. Hangi makaleden okuyorum? Muhteşem makaleden okuyorum arkadaşlar. <laughs> muhteşem. Of Allah'ım sen sabır ver. Şimdi e, burada gene bu kendi kendine şöyle e, gluten hassasiyeti bende var diyenler zaten böyle demesinler diye orada o muhteşem makalede yazıyor da tamam mı? Diyenler içi rahat etsin diyor. Bunlardan ince bağırsakları normaldir diyor. Çölyak dışı gluten hassasiyetlerinde duodenum biyopsileri normal çıkar diyor. Bir miktar inflamatuar hücre görülebilir ama bunlar zaten IBS vakaları yani huzursuz bağırsak hastaları da görülenin aynısıdır diyor. Neyi ispatlıyor aslında gene bu? Gene sayın hocamızın verdiği makaleden okuyoruz. Yani onlar okumazsa biz okuyoruz tabi. Neyi ispatlıyor? IBS bizim gözümüzde, tamam? FTA'nın gözünde, FTA'nın gözünde. Dünya fonksiyonel tıbbı beni ilgilendirmiyor ayrıca. Yani Amerikan alternatif tıbbından bozma fonksiyonel tıp da bizi ilgilendirmiyor. FTA'nın fonksiyonel tıbbı gerçek bilimsel fonksiyonel tıp. Ve biz ortada canavarlar yaratmak zorunda değiliz hastanın gerçekten yaşam tarzına yardım ederek gerçekten eksiklerini düzelterek o kişiye yardım et, etmek e, prensibindeyiz çok önemli bir başka şey söyleyeceğim ...gene bilgilendirme olarak bakın çölyak bir gluten aldığımda bozuluyorum diyenlerin bir kısmında ise gerçekten çok önemli bir şey olabilir ne olabilir biliyor musunuz çölyak olabilir <laughs> arkadaşlar bu yüzden Iki, iki, neden olabilir? Bakın burada e, İtalya'da 2016 yılı için henüz teşhis konulmamış, konulamamış olan çölyaklıların sayısı tahminen diyor. Bölge bölge. Bakın Lombardiya, Campania, Lazio ve Netto eee <laughs> İşte e, Toskana falan bunlar da arkadaşlar tanık konulmamış olan çölyakların tahmini sayıları okur musunuz? 62 bin, 39 bin, 36 bin, 35 bin her bölgede on binlerce tanık konulmamış. İtalya'nın her bölge on binlerce tanı konulmamış henüz çölyaklı olduğunu düşünüyoruz diyor. Ve bu kişilerin Neredeyse tamamına yakını tahmin edebileceğiniz gibi dört dörtlük bir çölyak olarak henüz ortada olmasa da hiçbir zaman olmayabilirler. Eğer genel anlamda e, bağırsaklarını, sağ, e, şeylerini, e, yaşam modellerini mikrobiyotaya özellikle bağlıyor bunu Alessio Fasano. Yani mikrobiyotalarını bozmamaları lazım diyor. E, bu çölyak haline, manifest görünük çölyak haline gelmemeleri için diyor e, ee, bu çöl ben de glüten beni bozuyor diyenler çok önemli bir bölümü söylemedik ayrıca nasıl bu etkisi yani toplumda tahıl beyni denen e, beyin, e, beyinsizlerin yazdığı göbek e, tahıl göbeği denen ulan yani <laughs> orada üç dilim dört dilim tam buğday ekmeği yiyenlerdeki ee, vücut içi, karın içi yağ dokusuyla ilgili çalışmalar yüz binlerce kişide yapılıyor. Adamın umurunda değil. Neyse diye kitaplar dolaşırken ortada milyonlarca takipçisi olan ne yazık ki sahte bilim sosyal medya siteleri dolaşırken gluten gluten Alessio Fasano canavar yarattık baş edemiyoruz derken Nosebo bundan olmayacak da kimden olacak? Bundan güzel bu şey mi olur? Onun için muhakkak bakın bu tür rahatsızlıklar hissedenler gidip kendilerine e, çölyak testi yaptırmalılar. Bu testi akıllıca nasıl yaptırmalısınız? Hangi testleri seçmelisiniz? Bir sonraki seferde onu yapmak zorundayız, konuşmak zorundayız. Bugün bu çölyak duyarlılığı, pardon gluten duyarlılığı saçmalığını alıp kireç kuyusuna atıp üstünü kapayacağız. Ondan sonra paşa paşa başka şeyleri konuşacağız arkadaşlar. Şimdi... E, Bombaya şimdi bir tane daha bombaya geliyoruz. Tamam? Ama ondan önce şunu söyleyeyim. E, erken yaşta ya 45 yaşındasınız, 50 yaşında kadınsınız, henüz menopoza gireli yıllar olmamış. Sizde osteoporoz başlamış. Ya da erkeksiniz. Tamam? Ya da bir e, kansızlık var ve bir türlü geçmiyor. Yani demir hapları alıyorsunuz. Bir türlü bu kansızlık düzelmiyor. Öyle şakık şakır her adetinizde kanama da yok. Neden düzelmiyor bu demir eksikliği anemisi? Kesinlikle önce bir çölyak testi yaptırın. Tamam? Ailenizde çölyaklı varsa kesinlikle çölyakla ilgili test yaptırın. Ne yaptıracağınızı daha sonraki şeylerde söyleyeceğim arkadaşlar. Burada bin türlü maymınlıktan böyle önemli gerçek doktorca konuşamıyoruz ya. Şimdi gelelim daha da komik. Ya komik demeyeyim mi? Daha da üzücü bir şeye ya arkadaşlar. Bakın. Burada bir çalışma. Bakın. Ee, yani bu kadarı olmaz diyeceksiniz. Yani gördük abi daha ötesi olmaz diyeceksiniz ama var. Bak şimdi. Bakın bugün bir paylaşım. Gene bir e, artık ülkede fonksiyon atıpçı olmayan yok da e, fonksiyon atıp camiasına bir saygı değer sayın hocamızın e, bir paylaşımı. Bağımlılık yapan besin bileşikleri. Yumurta, pirinç, ıspanak. ıspanak. <laughs> <laughs> Sakın ıspanak bağımlısı olmayın. Mandıra bağımlısı da olmayın. Mandıra filozofu olabilirsiniz. Buğday, soya. Şimdi burada arkadaşlar Böyle bir başlıkla bir paylaşım yapılıyor. Arkasından şöyle açıklama gelmiş. Bağımlılık yapanlar, dikkat edin bak bu bağımlılıklara yakalanmamak için. Mandıra ürünleri, kazeomorfin, laktoferoksin, kazoksin, laktorfin, gluteomorfin, ovalulin, ovalulin yumurtada, soyada soy morfin, ıspanakta rubiskolin, pirinçte oksizitensin, kırmızı ette hemformin varmış arkadaşlar. Ve bunlar Beyin sisi, baş dönmesi, stres, depresyon. Bulantı, kusma, kabızlık, ishal yapıyormuş. Hepsinden kötüsü. Bak hep böyle morfin bilmem şu fin bu fin. Bağımlılık yapıyormuş. Aslında inanmamamız mümkün değil. Çünkü aşağıda gene bir PMID numarası verilmiş. Yani bilimsel çalışma numarası. Vermiş gitmiş. Nasıl olsa kim açacak hiç ba kim bakacak. Ya arkadaşlar. Vallahi de billahi de üzüldüm. Çalışmayı PMID göz, bakın. Buğday, soya, yumurta, ıspanak, pirinç, kırmızı et yerseniz bağımlılık yapar, yapar diyor. Aşağıda referans var. Çalışmayı açıyoruz. Çalışma başlığı konusu ne biliyor musunuz? Bir sonraki yiyeceğini bulabilmek açısından güvensiz olanlarda diyor. Yani yiyeceğini bulmakta güçlük çeken Fakirlerde tamam mı? Yani yarın aç kalacak mıyım? Önümüzdeki hafta aç kalacak mıyım? Diye toplumda bu durumda yaşayan kişilerde kronik ağrılar daha fazladır. Ve reçetelere e, uyuşturucuların, bağımlılık yapan uyuşturucuların yazılması daha sıktır diyor. Ya ne alaka var? Bak food insecurity üstüne bütün konu. Food insecurity ve çalışmanın içinde kontrol F'le bak tamam mı? Kontrol F'le gluten kelimesini aratıyorsun. Sonuç sıfır. Sayfalarca çalışma var. Sonuç sıfır. Çalışmanın içinde süt ürünleri kelimesini aratıyorsun. Sonuç sıfır. Arkadaşlar yani yiyeceklerle ya burada Anlıyorsunuz değil mi ya? Ya bu kadar olmalı mı ya? Olmalı mı? Arkadaşlar bunu yani yumurtayla ıspanak sizde bağımlılık yapar. Birinde rubiskolin, öbüründe ovalulin vardır. Ahanda da kanıtı bu. Bilimsel çalışmalarla konuşuyoruz. Biz bilimsel araştırmalar yapıyoruz. Bilimsel şeylerle konuşuyoruz. Karşınıza evsiz barksız fakir yarın yiyecek yerlerin daha fazla ağrı hissettikleri ve uyuşturuculara başvurduklarına ilişkin bir makale çıkıyor. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Yani bizim Manisa'nın Alaşehir ilçesindenim ben. Yani şu an Urla'nın Barbaros köyünde yaşasam da orada şerit derlerdi yani. Elinden kabuklu yımıkta yinmez derlerdi. Yani güvenilmez kişiler için. Elinden kabuklu yımıkta yinmez derlerdi. Vallahi billahi bu kadar olmamalı. Devam ediyorum arkadaşlar. Ee, bu bağımlılık yapma konusunu biraz daha açığa kavuşturalım. Orada başka bir makaleye geleceğiz. Burada bakın diyor ki. Onun da o bağımlılık laflarının altındaki şeyi de söyleyeceğim şimdi size. Çünkü yeter artık bu saçmalıklar. Burada bu e, şeyde e, sitemizde, popüler sitemizde diyor ki ekmek morfin etkisi yapıyor. Bu yüzden bırakamıyorsunuz. Tamam. Şimdi buradan ben okuyayım size arkadaşlar. Ekmek morfin etkisi yapıyor. <laughs> bu yüzden bırakamıyorsunuz. Hay modern buğday kadar kafanıza ya. Hay bağımlılık yapar. Çünkü modern buğdayda 23 bin türlü gluten vardır. Hani toplumda kadınlarda yüzde 74, 82 gluten duyarlılığı var ya. İşte o ne kadar varsa almış ya. Hani vücutta da e, Himalaya tuzunda da 84 mineral olduğu gibi böyle bir saçmalık çıktı. 23 bin türlü gluten. Biri bir taş atıyor. Bunlardan biri lektindir. Allah, Allah lektin de gluten oldu şimdi ya. Vallahi böyle diyor. Bak, bak. Vücutta 23 bin türlü gluten vardır. En yukarıda yazıyor. Bunlardan biri lektindir. Allah Allah ya. Kafa gitti. Buğday proteinlerinden biridir lektin. Hiç. Ve vücudumuzda en çok alerji yapan yabancı proteindir. Bunu ölçecek bir sistem de yok. Öyle yazmış. Yani artık sallamak serbest diyor. Beyine giderek morfin reseptörlerine yerleşiyor. Morfin mam gibi olduğunuz için ekmeği bırakamam diyorsunuz. Buda yediğinizde 40 yaşlarında şişman vallahi böyle yazıyor bak. Morfin yediğinizde 40 pardon e, Buda yediğinizde 40 yaşında şişman bir kişinin yaşamı 6 ila 7 yıl kısalır. Şeker hastası bir de sigara içiyorsa üstüne 13 yıl daha ömrü kısalır diyor. Yani. Ya biz orada tüm nedenlerden ölümler diyabet yüz binlerce kişi anlattık. Ne diyecek ona? Buğday tröstleri, dış güçler dış güçler, buğday tröstleri Norveç'te de e, Japonya'da da, Kore'de de Brezilya'da yapılan bütün çalışmaları yönetiyor falan diyecek. Peki diyeceğiz biz de. Bir şey sen okuduğunu bir anla bir. Okuduğunu bir anla. Ee, şimdi şu bu, şu lafı bir doğrusunu söyleyelim arkadaşlar. Morfinman gibi olduğunuz için ekmeği bırakamam diyorsunuz. Bakın burada... Adam... Almanya'dan... Bir bilimsel... Makale yazmış 2003'te. Ne söylüyor? Aynen hocamızın dediğini diyor. Yani bunlar zaten gider diyor. Yani... E, opioid ligantlara bunlar bağlanır. Ama bunun bir anlamı yoktur. Bunun bir klinik karşılığı yoktur diyor. Bir... E Spinach'dan bir ıspanaktan bir proteinin bile bu proteinin bir parçalarının bile opioid reseptörlere bağlandığı gösterebilir gösterilebilir diyor ama bunun bizim için hiçbir anlamı yok çünkü dünya yüzünde dünya yüzünde e, bir tane insan da bu gösterilebilmiş değil. Bakın çok dikkat edin. Mesela e, Karadut'un kanseri engellemedeki gücü ya da kanseri tedavisindeki gücü insanlarda göstermek hiç kolay değildir. Çünkü kanserli birine Karadut vererek bununla ilgili bir çalışma yapmak, etik kuruldan geçirmek bunu tamam bunu çünkü bir deney olarak insanlar üzerinde bir deney olarak görürler son derece zordur. Kanser, onun için yani kanser üzerine, sen bir hayvanlar üzerine bir çalışma yaparsın ve insanlar üzerine geçerli olabilecektir herhalde dersin. Ben de mantık yürütürüm, bir şeyler altyapısına bakarım falan bir fikir sahibi olurum. tamam? Ama ekmeğin bağımlılık yapıp, kulitenin yapıp yapmadığını anlamak kadar kolay çalışma mı var kardeşim? Her taraf fırın, her taraf ekmek, her taraf insan. Yedir canına yandığım bir ay ekmek, sonra bırak, sonra bunların psikoneurolojik testlerini yap. Ondan sonra göster. Ne olacak? Tabi bunu ekmeğini keserken o kişilerin total karbohidratını kesme. Çünkü o zaman şimdi arkadaşlar diyetisyen arkadaşlar seminer hakkı vermek için bir bilgi veriyorum burada. Tamam. Ee, total karbohidratını kestiğinde nasıl kilosu ke kesilip de şeyler oluyorsa rahatlamalar oluyorsa aynı zamanda birçok kişi de karbonhidratları aniden kestiğinizde bu kişinin canı hakikaten karbonhidratları çeker. <laughs> Bunun nedeni opioid saçmalıklar değildir. Ya ben şurada Urla'da oturduğum yerde yaparım lan bunu. Böyle bir çalışmayı. Bir tane bana psikoimmunolojik, psikonörolojik testleri uygulayacak bu protokolü bilen bir tane psikolog arkadaş var. Köyden yarısına ekmek yediririm yedirmem bu test yok. Neden böyle bir tane şey yok? Bir tane bile çalışma yok. Çünkü uzmanınızdan uyduruyor, uzmandan uyduruyorsunuz. Neden peki karbohidratları kestiğinizde insanlar bunlara mutsuz olup bunları isteyebilir? Şundan. Karbohidratların içindeki triptofan ve uzun zincirli amino asit oranı uzun zincirli amino asitlerin lehinedir. Ve uzun zincirli amino asitler yani long chain amino asitler denen amino asitler beyne geçmek için triptofanla yarışma halindedirler. O yüzden siz triptofanı na bir dezavantaj getirmiş olursunuz. Serotoninin öncülü de serotonin de triptofandan yapılıyor biliyorsunuz. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Onun için bir kişi bolca karbonhidrattan bolca karbonhidrat ee, e, tam beslenen birinde özür diliyorum tersini söyledim triptofan daha zengindir kestiğiniz anda o zaman triptofanı geride bırakmış olursunuz uzun zincirli e, amino asitler çoğalır ve beyne triptofan geçişi azalır ve serotonin düşer o yüzden kişide karbohidrat aşeler. bu senin morfin morfin falan ıspanak <laughs> ya verdiğin örnek ortada şimdi ben burada Sayın hocamıza hak vermiyor değilim. Bak burada bunları yazmış ya. Yani hepimiz haksızlık yapmayalım. Bakın burada bağımlılık yapanlar işte pirinçte orzatensin, gluteomorfin falan filan yazmış ve burada şunu yazmış ya. Hani şu hiç alakasız evsiz baksız kişilerin yiyeceğini alamayacak kişilerin e, kendilerine reçeteyle ile yazdırdığı e, morfinlerden falan bahseden bir çalışma çıkıyor ya. Anlıyor, anlatabiliyor muyum? Yani burada bizim anlayışlı olmamız gerekiyor. Çünkü dünyada bir tane çalışma yok ki. Ne yapacaksın o zaman? Gir oraya morfin, opioid bir de bak aynen söylüyorum bu olayın nasıl olduğunu anlamak için yüksek bir zekaya sahip olmak gerekmez. Google'da yazıyorsun, yiyecek yazıyorsun, opioid yani morfin gibi maddeler yazıyorsun. Karşına böyle bir çalışma geliyor. Onun PMID'sini alıp oraya yazıyorsun. Hem yiyecek var içinde hem de opioid, uyuşturucu var. Herhalde benim söylediğim şeyi söylüyordur diyorsun. Bak bu iyimser. Çünkü okumuyorsun. Okuyup da zaten bunu yazarsan o zaman okuduğunu anlamadığın 35. kere ortaya çıkmış oluyor. Yani son derece üzücü. Arkadaşlar çok yani... Diyorlar ürpertici ya. Ya ne olur daha dikkatli olalım ya. Gerçekten yani bunu şey yapmıyoruz. Bak burada... Burada bir doktor arkadaşımız soruyor. Destek büyük olunca çalışma da büyük oluyor. Hani biz böyle büyük çalışmalar yayınlıyoruz ya. Bilimde ne yazık ki bir doğru yok. Oh oh. Büyük ilaç firmaları siparişle çok büyük çalışmalar yapabilir. Büyük tohum lobileri de bunu başaracak güçte. diyor. Büyük tohum lobileri <laughs> büyük tohum lobileri dünyanın her tarafında bütün çalışmalara hükmetmiş. Valla elimizi kolumuzu bağlıyor. Bundan sonra çalışma yapmayalım o zaman ya. Şimdi Ondan sonra bilimsel çalışmalar nasıl yapılır? Yani bilimsel çalışmalar yani burada rahim ağzı aşısı genç kızların yumurtalıklarını ve üreme sistemlerini bozuyor ve aşı konusundaki görüşümüz diye insanlarda aşı hakkında soru işareti oluşturan şeyler yayınlarsınız. Burada da iot eksiği iot eksiği nelere neden olabilir? Nasıl anlaşılır? Göbeğine iot sür diyor. Ertesi gün diyor o iot oradaysa o zaman vücudun almamış ihtiyacı yoktur diyor. Kim diyor? Doktor Merkola diyor. Hani doktor da olmayan Merkola diyor. Tıp doktoru olmayan. Doktor Merkola diye yazıyor. Mikro dalganız ışın yayıyor mu yaymıyor mu? Pardon mikro dalganızda kaçak var mı yok mu? Bunu anlamanız için diyor bu arkadaşlar. Mikro dalgayı fırının içine koyun dışarıdan kendinizi arayın diyor. Eğer çalıyorsa diyor. O zaman içeriyle dışarı arasında irtibat var diyor. İşte böyle böyle bilimsel bilim bu arkadaşlar. Şimdi burada benim ismim geçmiş bakın. Bir e, fonksiyonel tıp yapmakta olan bir e, arkadaşımızdan sayfasında bir şey e, bir takipçisi şöyle bir şey yazmış. <laughs> Bilip bunu sizin için özel getirdim. Mustafa Atasoy bilimsel yayınları hiçe sayarak insanın aklını karıştırmaktan başka bir şey yapmıyor. Amacının gündemde olmak olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar bundan sonra bana ya bir sürü bu kadar çok e, bilimsel çalışma getirmek zorunda değilsin hocam. Çok uzuyor yapma böyle falan demeyin bak ben ne yapıyormuşum bilimsel yayınları hiçe sayıyormuşum. Aşağıdaki biri de hangi gündem adam hangi konuyu açıklasa mutlaka akademik bilimler kapsamında yayına dayandırıyor diyor. Burada bakın bu e, sitenin sosyal medyanın sahibi arkadaşımız burada Fonksiyon Tıp Akademisi bizim yayınımızla ilgili şöyle bir cevap vermiş. Birisi soruyor sayın hocamıza. Hocam dün bir yayın izledim. Lektin yalanı attı canlı yayın ve bilimsel veriler deneyler paylaştı. Hesap Fonksiyonel Tıp Akademisi benim kafam allak bullak şu an. İzler eğer izlersiniz ve bilgi verirseniz mutlu oluruz demiş. Tamam. Bu da hocamız demiş ki izlemeye değer bir yayın görmüyorum. İzlemeye değer bir yayın görmüyorum. Ya biz oradaki verdikleri tek bir Alakalı alakasız PMID'yi alıp sizin önünüze getirip gösteriyoruz. Tamam. Biz yani e, bizim binlerce orada neredeyse bilimsel yayın veriyorum. Bunların hiçbirini inceleyip eleştirmek. Ya şu yayında şöyle bir yanlış vardı yalnız. Bu yayındaki şu laf geçerli değil. Ya bilim insanı size böyle olmamalı mı? Ama şimdi ne diyor? Bakın dikkat bilimsel kanıtlarıyla paylaştığım yazımı ve literatürde daha nicesini okuyabilirsiniz diyor. Harika. Şimdi hocamızın, burada o PM almamışım. Yani bu yazıda 3 tane PMID veriyor arkadaşlar gene. Bilimsel kayıt veriyor. Bunları ben e, alıp size getiriyorum. 3 tane bakın. Bizim bizim bilimsel kanıt falan vermiyoruz ya bizimki izlemeye değer konuşmaya değer bilimsel yayın falan değil ya orada bu paylaşımda sayın hocamız saygımız büyük çalışıyor bir şeyler yapmaya çalışıyor onların da gayretleri bu ülkeyi yükseltecek ee, bu kişi bu sayın hocamız e, diyor ki bilimsel kanıtlarıyla paylaştığım yazımı bu paylaşım içinde ve literatürde daha nicesini okuyabilirsiniz diyor Üç tane PMID vermiş arkadaşlar. Üç tane çalışma ya da makale numarası vermiş. Tamam. Bunların ikisi ya Allah sizi inandırsın ya. Bunların ikisi benim lektin yalanı diye videom vardı ya. Lektin yalanı video e, adlı videomda. Yani e, benim size göstermiş olduğum çalışmalar. inanabiliyor musunuz? Bu üç tanenin ikisi. Neden gösterdim? Yani lektinlerin önemli bir şey olduğuna ilişkin var olabilen bulunabilecek çalışmalar ne kadar dandik olduğunu göstermek için zaten ben göstermiştim. Bakın, bir tanesi şu. Bakın, ha biz verdik mi? Böyle veriyoruz. Bak, yani 34 çalışmada izlem sonucunda 120 bin 33 kişinin izlem sonucunda öldüğü. Yani bu durumda milyon kişiyi on yıllar boyunca izlenmiş çalışmalardan veriyoruz ya. Şimdi liter verdiğim bilimsel yayınlar diyor. Neymiş? Ne yazıyor burada? Yüksek alımlarda bakın hocamızın e, bilimsel referanslar verdiğim diyor şeyde. Lektinlerin antibesin özellikleri derken tüm yazı içinde Brezilya'dan bir arkadaş tüm yazı içinde Brezilya'dan Vasconcelos yazıyor diyor ki yüksek alımlarda lektinler bunları tüketen hayvanların büyüme ve sağlığını tehdit edebilir diyor Allah sizi inandırsın yazının içinde insanlara ilişkin bir tane insan iki kişide yapılmış biri erkek biri kadındı şunu gördük diye bir tane çalışma yok zaten dünya geçmişinde yok ne var dünya geçmişinde sen iki avuç fasulyeyi blender'a koyup da hiç şey yapmadan alıp da yersen kusarsın besin zehirlenmesinden hastaneye böyle bir insan yok ki zaten ne diyor en klinik lafı söylüyorum burada. Hayvanların büyüme ve sağlığını bozar diyor. Lektinler diyor. Ya arkadaş, ya güzel abim, Şahin, Şahin, Kartal, yılanı nasıl gözetliyorsa, çiftçiler, hayvanları olanlar, hayvanlarına aynı şekilde gözetler, ağzının içine bakar, gözünün içine bakar, hayvan bugün keyifsiz mi diye. Bu hayvanlar tonlarla, ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor, tonlarla tahıl yiyor. Tonlarla mısır yiyor. Tonlarla tahıl ve mısır yiyor. Dünyanın her tarafındaki milyonlarca hayvan ve bunların bakıcıları her zaman gelip bütün adamın hayatı ona bağlı be. Bu hayvanların büyüme ve sağlığını ciddi olarak tehdit edermiş. Bütün bu hayvanlara bakanlar da kör. Farkında değiller. Benim hayvanım ölükse ölsün diyorlar. Ya saçmalık ya. Tamam. Bir, bir, bir makat bak bir bilimsel odaki bir tanesi bu. Ben bunu görmemiştim. Tamam. <laughs> bu benim daha önce şey yapmadım. Öbürü şu. Bir bilim adamı saygı duyuyorum. Tamam mı? Aristo Vojdani. Şahsen de tanıyorum kendisiyle bir sürü sohbetim var Amerika'dayken. Ne demiş? Lektinler ve bunların otoimmün reaktivitedeki rolleri demiş. Tamam? Aristovojdani. Bu şey için bu bir çalışma değil bu da zaten. Yani çalışma falan yok zaten illetinler hakkında. O tamamen geyik. Bu makalede ne diyor Vojdani? Aristovojdani bir özel laboratuvarın, Cyrex adındaki bir özel laboratuvarın sahibi. Bu özel laboratuvarında alıp da insanların testlerini yapmış kanlarını. Ve lektinlere karşı antikorlar görmüş. Tamam. Ha şu miktarda, şu oranda yüksek falan düşük demiyor. Çünkü bu antikorların normal insanlar için bir referans aralığı şu kadarı düşüktür, bu kadarı falandır diye bilimde böyle bir saçmalık yok. Adam diyor ki, ben diyor kanda lektinlere karşı böyle şeyler gördüm diyor. Aslında Aristo Vojdani'nin burada... E, yani kendisi için bunu söylemek istemem. Çok sevdiğim de bir insan ee, çıkarı var. Çünkü lektinlerle ilgili yayılan korku, onun kendi laboratuvarında lektin antikorlarının ölçümünü patlatacaktır. Onun için bu çalışma aslında geçerli değildir. Bu anlam çalışma diyorum ya makale. Ama arkadaşlar besin duyarlılığı testine bakalım mı birlikte? Bakın. Ben Beş yıldır bir tane bile besin duyarlılığı testi istemedim. Yani isteyebilirdim iki üçten. Belki yılda bir tane falan isteyebilirdim ama e, besin duyarlılığı gıda duyarlılığı testlerinin bu ayrı bir konu. Şimdi ona konuşamam. Çok büyük çoğunluğu balondur. Bakın burada besin duyarlılığı testlerinden bir tanesinden test raporu okuyoruz arkadaşlar. Tamam test rapor örneği. Şimdi kırmızı, sarı ve yeşil olarak vermiş. Yanında rakamlar. Herhalde belli bir rakamın üstünde 30'un üstünde 30'un birimi nedir? Herhalde kandaki antikor düzeyi. Tamam. 30'un üstünde çıkanları yüksek oranda e, gıda reaksiyonu demiş bu var. Her laboratuvar kendine göre şey yapar. Arkadaş burada belli bir oranda ölçülebilen antikorlar her şeye var. Zencefile de var. Misket limonuna da var, soya fasulyesine de var, ee, öküz eti herhalde olacak o, bademe de var, ee, ya e, brokoliye de var, tarhuna, kerevize, erik'e var, pirinç'e, kolaya, mısır'a, antep fıstığına, yani somona, incire hepsine karşı antikor var. Şu derece ya da bu derece antikor var anlamı ne? Orada ya o yeşil kırmızıyı herkes kafasına göre yazıyor da kendi laboratuvarında. Yeşil de olsa, sarı da olsa antikor var kardeşim. Zencefile. Ne yapacağız yani? Zencefil beni öldürüyor mu? Organlarıma mı yapışıyor yani? Beni Alzheimer mı yapıyor? Sadece antikor görülmüş orada. İnsan vücudu gördüğü, incelediği birçok şeye karşı bir kafa karışıklığı nedeniyle ya da önlem olarak antikor, her şeyi yapıyor kardeşim burada bak her şey ayçiçeği tohumuna da var tamam mı kaju fıstığına da var somona da var. Peki klinik anlamı ne bunun? O zaman sen lektinlere karşı sen burada bulmuşsun sadece buldum diyor. Lektinlere karşı bu antikorları buldum diyor bu hocdani ve dergi hangi dergi alternatif tıp dergisi. Bakın Alternative Therapy Health. Derginin ismi Alternatif Tıp Dergisi. Hocamızın <laughs> burada bütün çabalayarak bulabildiği üç referanstan ikincisi de bu. Peki üçüncüsü ne arkadaşlar? Vallahi billahi bu ya. Bir biyokimya kitabı. Yani bir ikinci sınıf biyokimya ders kitabı. Referans kita şey olarak yazıyorsun böyle bu çıkıyor. Yani Acayip bir şey değil mi ya? Arkadaşlar, biyokimya kitabına oraya referans diye konmuş. Sonra bir... <laughs> bunlar arkadaşlar bunlar bir 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 tür bir düşünme sistemidir bu. Veya düşünmeme sistemidir. Mesela besin paradoksu denen şu Doktor Gandhi var ya, lektinci baba. Hani tüccar arkadaş bu arkadaşın göstermiştim. Onun da kitabında ne yazıyordu? Kabuklu deniz ürünlerini ve yumurta sarısını yemek toplam kolesterolü belirgin bir şekilde düşürür. Diyor bak. Kabuklu deniz ürünlerini ve yumurta sarısını yemek toplam kolesterolü belirgin bir şekilde düşürür diyor. Bak burada referans vermiş. Halka yönelik kitap. Yani ne olacak ki? Yani bu ne güzel kitle, kitle ne kitlersen kitle. Koymuş oraya bir referansı. Kitapta yok mu referans yazmıyor mu? Var arkasında. Bu bir numaralı referans bu. Tamam. Burada çalışmanın başlığında burada yumurta diye bir şey görüyor musunuz? Yumurta sarısıdı bırak. Yumurta görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Kolesterolü düşenler düşürüyor insanların kolesterolünü düşürüyorlar çalışmada nasıl biliyor musunuz <laughs> yumurtayı ve eti bırakarak <laughs> yumurta ve eti bırakıyor insanlar yengeç falan yiyorlar hakikaten kolesterollerinde düşme oluyor burada Doktor Gander denen sahtekar yani Doktor Gander denen sahtekar 2017'de bu besin paradoksu yani bitki paradoksu diye kitap yazmadan önce bizde ve dünyada sosyal medyadaki maymunların hiçbiri tek bir kelime lektin üzerine bir kelime yazmış değiller. Hadi bana çıkarsınlar. 2017'de bu lektinci baba Doktor Gandiri o kitabı yazmadan önce bir kelime lektin hakkında yazdınız mı? Hayır. Sonra paso yazmaya başladınız. İşte böyle bir canavar yaratıyor. Kim burada? Bakın ne demiş? Arkadaş e, yumurta sarısını yemek diyor. Toplam kolesterol düşürür diyor. Utanmaz herif. Çalışmanın isminde yumurta yok. Çalışmanın içinde insanlar yumurtayı bırakıyorlar. Ye, yedik yerek düşürmüyor. Yenler bırakıyor. Öyle düşüyor. Ahlaksız. Ve bunun arkasındaki cümleye dikkat edin giriş bölümünde söylediğim gibi doğru olduğunu düşündüğünüz her şeyi unutun. Sonra neymiş? Besin paradoksu. Ulan senden iyi paradoks mu olur? Senden iyi paradoks mu olur? Kim bu kişi? Stephen Gundry. Nerede eğitmen? Nerede kurs veriyor? Dikkat! IFM'de. Bakın. The Institute for Functional Medicine. IFM'de. Burada arkadaşımız Steven Gundry ders veriyor. Hangi IFM'de 13 yöneticisinden sadece ikisi tıp doktoru olan, gerçekte son derece önemli ve faydalı, dünya fonksiyonel tıbbının son derece fazla şeyler borçlu olduğu, bu çok önemli topluluk, hekim bilgisi düzeyinde bir bilgi üretmez ve vermez. Zaten şu Steven Gander gibi maymunlar orada hekimlere konuşsa onlar ne yaptın bilader derler bu kişiye. Onun için IFM'deki kurslar şu kişilere verilir. Bakın IFM'in sayfasındandır bu. IFM'in sayfasından. Kurslarımızı ve şu meşhur sertifikamızı. Ya Arkadaşlar fonksiyonel tıp için sertifika falan mı gerekir ya? Biz bizim biz başarı belgesi veriyoruz. Bizim verdiğimiz kurslarımızdan verdiğimiz belge başarı belgesidir. Kurslarını başarıyla bitirdiğini gösterir bu kişinin. Kursu aldığını bitirdiğini ya da sınavı başarıyla geçtiyse TUS MUS sınavını solla sıfır bırakan zor bir sınavdır. Yani çok şikayet alıyorum o konuda ama vazgeçmeyeceğim. Çünkü değerini düşürmemek lazım. Ee, o sınavı başarıyla geçenlerin, o sınavı başarıyla geçtiğini ve kursları başarıyla aldığına ilişkin bir belgedir. Yoksa herkes doktor, doktor olan herkes, Fonksiyon atıp anlayışıyla doktorluk yapmak için sertifikaya falan gerek yoktur. Sonra IFM sertifikası lazım. Ulan IFM sertifikası, IFM'in binasının yan sokağında geçerli değil ki resmi olarak. <laughs> ya Bunlar komedi. Amerika'nın kendisinde geçerli resmi geçerliği yok ki çünkü gerekliği de yok. Ayrıca Amerika'da Amerikan Harvard'ın en ünlü göz doktoru buraya gelip göz ameliyatı yapamaz. Ben göz bankasında asistanken Amerika'dan davet edilen ünlü bir cerrah gelip göz bankasında bir cerrahi ameliyat yapmıştı eğitim amacıyla ameliyat defterine adamın ismi yazılmadı çünkü kanuni değildir. O adam burada şey yapamaz. O adamın oradaki tıp diploması veya dünyanın en meşhur tıp e, göğüs profesörü olması burada geçmez. Onun için Amerika'dan aldığın sertifika burada zaten geçmez. Hele evinin salonundan oturup online aldığın ve e, burada şu kişilere yani akupunkturculara. Bakın bunların hiçbirini küçümsemek için değil. Benim iki tane diyetisyen arkadaşım var onlar olmasa ben bittim. Yani buradaki diğer söyleyeceğim şey ama özellikle diyetisyenler sizin önündedir. Gerekli bir fonksiyonel tıpçı diyetisyensiz yapamaz. Ama yani tıp eğitimi almış birine vereceğin eğitimin düzeyiyle kayropraktırlar, optometristler yani gözlükçülerin bir e, modeli, e, işte osteopatlar, eczacı arkadaşlar, terapistler, naturopatlar hemşireler, bunların hepsi mesleklerinde son derece önemli olduğu gibi fonksiyon tıp takımının çok önemli bir parçası. Ama bunlara verilen eğitimi alıp da burada buradan alacağınız sertifika geçerlidir. Türkiye'de bu sertifikadan 7 tane var. Ben Amerika'da yaşarken her eğitime bulduğum her toplantıya gidip bunlardan da bunların da bütün eğitimlerini sertifikalarını aldım. Ama ben kendimi IFM'le falan tarif etmiyorum. Neden tarif etmiyorum? Çünkü Brezilyalı hemşirelerin de Rus akupunkturcuların da sahip oldukları bir sertifikayı ben fonksiyonel tıp yapmak için bende bu sertifika var diye oturup da övünebilir miyim ya? Ya övünebilir miyim? Türkiye'de bunu yapmak için bu lazım diye çok ayıp şeyler. Neyse arkadaşım şimdi lektine gelelim. E, ha sekiz buçuk on arası mı demiştik e, çok hızlı olarak şey yapalım arkadaşlar burada bakın bu e, bir 10 dakikanızı daha alacağım ya bakın bu gene bu şeyde e, sağlık sitemizde diyor ki dikkat nohut memeli kanserine karşı koruyor diyor nohut meme kanserine karşı koruyor diyor e hani nohuttaki lektin ne oldu bu da ne diyor? Bakliyat fakir gıdası değil, sağlık mucizesidir. Bakliyat kanserden korur diyor. Abi bu lektinle dolu değil mi ya? Ne yapıyorsunuz siz? Yani e, yani insanlar e, e, yani kendi alanlarının dışına çıkmamalı ve e, danışman seçerken kendilerine Hakikaten bunlara yol açmayacak danışmanlar seçmeli diye düşünüyorum. Yoksa böyle acayip bir durum oluyor ya arkadaşlar. Yani böyle çelişkileriniz oluyor. Şöyle çelişkileriniz de oluyor bakın. Bu arkadaşlar fonksiyonel tıbbı benden duydular. Türkiye'de herkes bir kişi hariç söylemiştim o hariç olduğu gibi ismini de söyleyeyim. Kardiyolog Baybars. Ben kişisel ilişkim olmayabilir. Bir sebeple aramız bozuk olabilir. Bizim gruptaydı kendisi, FTA grubundaydı. Herkese eğitimlerde çok destek verebilecek e, bilgi birikimi olan benim çok saygı duyduğum bir arkadaşımız olduğu halde, ben yeterli bilgisini paylaşmadığım, yeterince paylaşım olmadığına darıldığım için arkadaşımızla yolları ayırdım. Ama bu kendisine duyduğum saygıyı ve güveni ortadan kaldıracak ve hakkını vermeyeceğim diye bir şey yok. O hariç herkes bu fonksiyon bu benden duymuştur. Burada bakın. Bu e, e, sitenin de ne diyorlar? Benim ilk baskı kitabım bu bakın. Siyah kapaklı. ilk baskı. Doktor Mustafa Atasoy'u kutluyoruz. Ne mutlu ki bizlere artık Türkiye'de de fonksiyonel tıp uygulayan doktorlarımız var. Yani Burada ne diyorlar gene? Fonksiyonel tıp akademisi eğitimleri başladı. Bu eğitime ilginin büyük olması bizi çok mutlu ediyor diyorlar. Şimdi böyle olunca sonra orada sen e, izlemeye değmez, o referans değil falan deyince işte o zaman nohut meme kanserine karşı kuruyor. Bakliyat fakir gıdası değil, sağlık mucizesidir. Bakliyat kanserden korur deyip işte böyle besin paradoksundaki gibi e, e, dibine vurmuş oluyorsun arkadaşlar. Orada bir noktada bak ben kişisel ilişkim nedeniyle kişilerin hakkını vermekten vazgeçiyor muyum? Kişisel ilişkin nedeniyle daha sonra kendi ekibinden birilerini online parasını verip işte bugünün parasıyla yaklaşık 130 bin lira tüm sertifikayı alacak kadar tümüne e, girip çıkarsanız zaten sınavına girip çıkmak 3600 dolar. E, bunların hepsini yaptığınızda işte ee, işte bunları e, bunları siz girin bu kursları alın biz sizi e, şey yaparız sosyal medyada e, düşünceleri ve o, bunları da yapın ya ya yapın fonksiyon ismi duyuyorsun ama biraz önceki bir bilimi ne olur bilimi bu noktaya düşürmeyelim ya ne olur arkadaşlar şimdi bu besin paradoksu kitabını yazan şimdi biraz eğlenelim Stephen Gundry var ya bu Steven Gundry'nin şimdi ben size bir videosunu göstereyim arkadaşlar. Bakın, Steven Gundry'nin bir videosunu göreceğiz şimdi. Şimdi bu konuşan Steven Gundry. Elinde bir zeyt <laughs> Elinde bir zeytinyağı şişesi tutuyor kendi markasını tutan, kendi markasının ismini taşıyan bir zeytinyağı şişesi. Bu onun Facebook sayfası. Buradaki paylaşımlarının her 10 paylaşımının 9 buçu kendi ismini taşıyan ürünlerin reklamı. Burada arkadaş zeytinyağının faydalarını şöyle anlatıyor. Doğum gününde onu kendi markasındaki zeytinyağıyla kutluyor. Oynatalım mı? My seventy second birthday, and I'm taking a shot of our polyphenol rich olive oil to celebrate. I hope you at home will join me. Here's to another year of health. It's my seventy second birthday, and I'm taking a shot of our. İşte bu Bu maymun bütün lektin meselesini başınıza açan bu maymun arkadaşlar bakın burada şey yapalım mı bakın şeye bakalım sayfasında neler bakalım arkadaşlar baştan aşağı kendi ürünlerinin reklamı bakın hepsi 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 bütün bütün hepsi. %99'u buradaki videolarda da. Kendi ürünlerinin reklamı. Hepsi bunların. Bakın yani MD Gandiri bakın markaya. MD Gandhi yani Doktor Gandhi markasıyla burada bir şeyler satıyor. Ee, i̇şte e, lektin e, lektin denen şey ben ne diyorum hep Lektin antikanser kanser özelliktedir aslında. Size göstereyim bakın. Burada Gandri'nin bu ürünlerinden lektin kalkanı alabilirsiniz 59 e, dolar sadece. Bu e, e, siyah nokta temizleyicisini falan da bu adam kalp damar cerrahı güya arkadaşlar. Bu maymun kalp damar cerrahı. Bak. Güzel bronz bronzlaşmak isterseniz gene Doktor Gandri marka şeylerden şaşmayın arkadaşlar. Ee, şimdi bakın burada e, şeyde bir dakika arkadaşlar şunu ben şimdi şunu bir şey yapayım şöyle bir e, bir dakika e, bana ne olur bir saniye verin hemen geliyorum çünkü burada Evet şimdi burada şu şeyi bu şunu yani sembollerini falan kapatmak istedim. Çünkü benim e, sembolümü kullanıyorsun falan diye e, mahkemelerle falan uğraşıyorum. E, bu site bunları şey yaptı kapatılsın diye bu yayınlara engel olsun falan deniyor. Şimdi arkadaşlar bakın şimdi burada bir diyetisyen yani Türkiye'de en meşhur birkaç diyetisyenden biri olan e, sevgili bir arkadaşımızla, sayın arkadaşımızla diyor ki 30 Mayıs 2018'de aşağıda okuyacak olduğunuz yazı diyetisyen GAPS practitioner yani GAPS uygulamacısı Yeşim Temel Özcan'a ait. Türkiye'de ekmeğin zararlarını görebilen diyetisyenlerin olması bizi çok mutlu ediyor diyetisyen Yeşim Hanım'ın yazılarını bundan sonra sağlıklı yazıyoruz da okuyabileceksiniz bence de okuyun yani kendisi çok tecrübeli ee, benim saygı duyduğum bir diyetisyen şimdi burada geldik 2020 yılına bu sefer sevgili sayın sevgili de diyorum çünkü tanıştığımız için en azından geçmişte Yeşim Temal Özcan nasıl sunuluyor 2018'de GAPS uygulamacısı iken 2020'de fonksiyonel tıp diyetisyenliği eğitmeni olmuş. Hocası olmuş. Olabilir. Bir şey demem. Saygı duyuyorum. Fakat bu bir anomalidir arkadaşlar. Yani e, bir e, kursa giderek Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Bir kursa giderek ben değerli Yeşim Hanım'ın hangi kursa gittiğini bilmiyorum gerçi de. Yani gitmiştir muhakkak. Saygı duyuyorum. Bir kursa giderek matematik öğrenebilirsiniz. Oldukça iyi de öğrenebilirsiniz. Ama matematik hocası <laughs> olamazsınız. Bunun için kafayı yemeniz lazım. Gün 25 saat çalışmanız lazım. Yani benim gibi birçok değişik kişiden birisi olmanız lazım. Kolay değildir. Hele kursa gitmeden. Yani ya da kurslarda öğrendiklerinizin üstüne bir şeyler koymak istiyorsanız. Burada bir anomali var arkadaşlar. Ülkemizde bazı şeyler biraz şey bakın. 2020 ile 2018'de neden böyle oldu? Çünkü 2018'de 2017'de benim doktorlar için yazdığım ve Türkiye'de ders kitapları hariç en fazla sayıda doktorun okumuş olduğu bu benim için kıvançtır. Fonksiyonel tıp en fazla sayıda doktorun okuduğu tıp kitabıdır. 2017'de yazdığım bu kitaptan sonra 2018'in başlarında daha fonksiyonel tıp o kadar popüler değilmiş. 2020'de popüler hale gelince e, ee, fonksiyonel tıp diyetisyeni ve eğitmeni olmuş arkadaşımız. Gayet tabi olsun, iyi eğitimler versin. Kendisine kesinlikle başarılar diliyorum. Kinaya yapmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Fakat burada bir anomali olduğunu sadece söylüyorum. Kendisi Türkiye'nin en popüler diyetisyenlerinden birisi. Bu yüzden e, tecrübesi olduğuna hiçbir şüphem yok. E, son derece saygı değer birisi. Bunlara bir şey söylemiyorum. Kişilerle işim yok. Sadece bir burada bir anomali var arkadaşlar. Bakın bir başka anomali göstereyim size. Bakın CISED e, diye bir dernek vardı. Cinsel Tıp Derneği. Çok Geniş katılımcısı olan ürologlar, kadın doğumcular, psikologlar, multidisipliner, çok saygın, yani çok büyük toplantılar organize eden önemli aktif bir dernek, saygın büyük CSET. Ya geçen de bir baktım, cinsel sağlık derneğinin ismi Fonksiyonel Cinsel Sağlık Derneği olmuş. Onlar da kendilerine fonksiyonel tıbbın alameti farikası ağacı seçmişler. Onlar da köken tıbbından yani fonksiyonel tıpta hastalıkların kökenine indiği şey. ve köken psikolojiye dediyor. Ben ilk fırsatta sormak istiyorum bu köken seks ne olabilir acaba diye. Yani fonksiyonel cinsellik hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Hayal de edemiyorum. Ama ee, e, ama bir, bir şey olabilir. Köken seks konusunda ben bir şey şey yapamadım. Bunu öğrenmek isterdim yani. Bu fonksiyonel lafı öyle bir hale geldi ki burada bakın yaza fonksiyonel beslenerek girelim mi? diye gene saygıdeğer çok popüler, çok tecrübeli bir diyetisyen olan diyetisyen Yeşim Hanım'la eee Fonksiyonel beslenmenin ne diyor Yeşim Hanım? Fonksiyonel beslenmenin diğer diyetlere kıyasla yağ yakma etkisinin çok daha fazla olduğunu söylüyor. Ayrıca cildin ve saçların parlamasına yardımcı oluyor diyor. Yaza fonksiyonel beslenerek ye. Ya fonksiyonel beslenerek girmek yağ yakmayla alakalı olan bir konu arkadaşlar. Yani fonksiyonel beslen fonksiyonel beslenme yükte hafif, pahada ağır Olabildiğince doğal, bana göre mümkün olan düzeyde bitkisel ağırlıklı, özetle sağlıklı beslenmektir aslında. Sağlıklı beslenmenin o kişiye ait birkaç sağlıklı beslenmenin genel kuralları çok büyük oranda ortaktır. Bakın bunu da söyleyeyim ha, bu, bu şeyler geçsin. Yani fonksiyon atıp şu değil arkadaşlar. Önümüze gelen bir hastaya. İşte besin duyarlılığı testi yaptırdık. Mikrobiyota testi yaptırdık. Yok efendim. CART testi, gut testi yaptırdık. Bunlar sonucunda bir şey bulduk. Hah sen de bunu buldum. Sen de böylece kişiye özel bir tedavi yapıyorum. Hayır kardeşim. fonksiyonaltıp önce kişinin beslenmesini, uykusunu, hareketini, stresini bunları düzenlemeye çalışan bir şeydir. Ve beslenme ile ilgili kurallar. İnsanların yüzde 99'u için aynıdır. Değişmez. Arkadaşlar bizim şempanzelerle yüzde 3 DNA farkımız var. İnsanların ne kadar farkı olabilir? Var tabii ki farkı. Bu fark o kişinin kendi yaşam modeliyle ilgili onda yarattığı eksiklikler ve e, beslenmesindeki kusurlarla ilişkilidir. Sen bunları düzeltirsin aslında. Sağlıklı beslenme prensipleri aynıdır. Yani kişiye özel beslenme diye bir şey çok abartılı, yanlış bir şekilde söyleniyor ve satılıyor. Bana göre genetik test yaparak kişiye özel beslenme falan yani bunlara da gerek yoktur arkadaşlar. Hani benim naçiz fikrimi soracak olursanız. Onun için fonksiyonel beslenme. Yani yaza fonksiyonel beslenerek girelim mi? Buradaki Sayın Yeşim Hanım'ın sorunu değil bu başlığı atan. Buradaki gazeteci yazmış. Ama bu fonksiyonel kelimesinin geldiği noktayı anlatmak için e, söylüyorum. Burada fonksiyonel beslenmede menüden ilk çıkarılanlar gluten, laktoz, süt ürünleri. İşte e, bunların yerine et ve et suyu, kemik suyu ya <laughs> e, koymakmış. Ya katılmıyorum kendisine demek durumdayım. Çok hızlı olarak arkadaşlar madem 22.17'ye geldik 22.30'da kapatıyoruz. Kapatıyoruz çıkıyoruz. Bakın burada tahıl göbeğini yazan William Davis demiş ki kime diyor? Kime diyor? E, e, CBS News diyor. Yani milyonlarca kişiye diyor. CBS News'a çok önemli bir haber merkezine. Diyor ki modern buğday hay modern buğday kadar mükemmel bir kronik zehirdir diyor. Ya ben niye zehirlenmiyorum? Milyonlarca kişi niye zehirlenmiyor? Boş versen. Ne demiş bu, bu yazının içinde? Tağıl göbeğini yazan beyinsiz arkadaş. Daha doğrusu beyni var. Yani. Bakın lütfen dikkat. Ne diyor? Dili sürçmüyor. Bakın burada resmen yazıyor. Eee Burada diyor buğday boyu küçültülmüştür diyor. Ulan yani arkadaşlar bir yani Bu, yani yanlış söylemeyeyim de bodur şeftali şeftali için değil de şu an böyle e, süremi bitirmemek için şey yaparken karıştırarak söylüyorum. Yani bodur şeftali bodur olmayan şeftali bir herhangi bir meyve ağacının boduru bodur olmayanı falan vardır. Onlar kendi aralarında çiftleştirilir. Gayet tozlaştırma yoluyla. Tamam. Ve ortaya sen bodur olanlar, bodur olmayanlar, geççiler, erkenciler çıkarırsın. Bunlar ve istersen hibrit diye isim ve melezdir tabii ki bunlar. Sonra da istediğin gibi bir şey yaratırsın. Burada da rahat işlenebilen ve kayıp olmayan siyez buğdayı, siyez buğdayı tekrar ediyorum. İşlendiğinde tanenin bulgur yapacaksan bulgur yapacaksan yüzde altmışını kaybedersin. Ekmek yapacaksan yüzde otuzunu kaybedersin biliyor musun? O yüzden çok pahalı satman gerekir. Siyaz buğdayına canım feda. Çok büyük saygı duyuyorum. Bir değerimizdir. Ben bir şey demiyorum. Benim burada işim benim burada işim sağlıkla ilgili ise gerçekleri söylemek. Şimdi neyse yeni bir protein çıktı diyor böylece diyor. Boyu küçültüldüğünde. Yeni bir protein çıktı diyor. Gliadin adı altında. Ya akıl almıyor. Gluten denen şey... Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, bitiriyorum. Bitiriyorum. Gerçi insanlar çıkmış. Büyük çoğunluğu. Eee... Bunun kalanını daha sonra devam edelim eğer oradaysanız arkadaşlar. Daha sonra devam edelim. Ee, ama şuradaki cümlemi bitireyim sadece. Beyninizi uyuşturur böylece daha fazla sayıda beyninizi uyuşturur ve böylece daha fazla sayıda e, iştahınız açılır. Ve 440 daha fazla kalori alırsınız günde diyor ya arkadaşlar 365 gün boyunca bu uyuşturucu falan. Hepsi hikaye biliyorsunuz. Tamam. Arkadaşlar günde 440 kalori alırsanız bütün diyetisyen arkadaşımız basit bir hesapla hesaplayabilir. Bir kalori hiçbir zaman kalori değildir ama aynı zamanda bir kaloridir. Sadece bir kalori olmasa da bir kaloridir. Günde 440 kalori fazladan alıyorsa insanlar beyni uyuştuğu için, iştah açıldığı için Yılda kaç kilo alır biliyor musunuz? Ortalama bir şey söyleyeyim. Yılda 23 kilo alır. <laughs> Ekmek yiyorsunuz yani. Ee, beyniniz uyuşmuş demektir. Ve e, günde 440, bak 400 değil, 500 de değil. Ben Antalya'da yaşarken bir taksici durağı vardı. Orada büyük bir, Antalya için gerçekten büyük bir... E, şey alışveriş merkezi yapılıyordu. Orada taksici bana şey demişti. Hocam demişti bu alışveriş merkezi var ya dünyada üçüncüymüş demişti. <laughs> Birinci demiyor. Üçüncü diyor. Yani araştırmış sonucunu bulmuş sana doğru bir şey söyleyen ayrıntılı bir rakam veriyor. Üçüncü diyor. Burada da 440 tane daha fazla diyor ya böyle. 440 fazla diyor ya. İşte o da araştırmış, doğruyu söylüyor arkadaş. Ee, şimdi bir bakayım. Ee, arkadaşlar e, 22-24. E, e, neyse 22-30 olduğunda bırakacağız dedik. Şey yapayım, orada bırakalım. Burada bir takipçim bana diyor ki. Beyaz Saray ve politika yapıcılarla görüşen Doktor Mark Hyman gibi kendinize ne zaman dert edineceksiniz diyor. Bunları diyor. Endüstriyel üretim tarzının yanındasınız siz diyor. Hiç öyle bir şey yok tabii ki. Mark Hyman gibi kendinize ne zaman dert edineceksiniz diyor. Valla ben Mark Hyman'ın çok bu işleri dert ettiğini zannetmiyorum. İlk zamanlar öyle zannederdim. Zaman geçip daha yakından tanıyınca bakın Hyman'ın Hyman mağazasındayız. Neler var arkadaşlar? Multivitaminler, probiyotikler, lifler, shake'ler, bar'lar, sports nutrition, prenatal hepsi var esansiyel yağ asitleri. detox, basic supplement, pack. Ben yani ve hepsi ve bunlar Dr. Hayman'ın kendisinin tasarımını yaptığı ürünler değil. Yüz bin tane firmanın kiminkini bulursa sattığı bir e, ürünlerden bahsediyoruz arkadaşlar. Ee, buğday bakın burada 5 dakikam kaldı buğday neden benim çalışmalarda gösterdiğim gibi aslında tam buğday olarak en güzel tam buğday nedir en güzel tam buğday bulgurdur arkadaşlar bak un haline getirildiğinde problemler olabilir yani hepimiz bunu istesek orada Konya Fırıncılar Odası başkanı söylüyordu ya İnsanlar tam buğdayı yemediği için biz çıkarmıyoruz, bozuluyor, elimizde kalıyor, pahalı bu yüzden insanlar yemiyor diyordu ya. Tam buğdayı hepimiz yemek istesek, hepimiz bunu arasak o zaman bunun üretimi de artacak, daha taze gelecek, gerçek tam buğday olacak içinde. Anlatabiliyor muyum? Suç bizde. Tamam. Ve en güzeli, Un haline bile getirmeden yani rüşeymini de parçalamazsın bozulmaması için bulgur. Bulgur en güzel tam buğdaydır arkadaşlar. Bakın burada neden benim araştırmalarda verdiğim yararlar görülüyor? Çünkü gördüğünüz gibi rüşeyminde burada köküklü amino asitler, glutatyon, flavonoidler, vitamine, B vitaminleri, fitosteroller, betain, kolin, mioinozitol çözünür ve çözünmez lifler bu kabuğunda, kepeğinde. Antioksidanlar, fenolikler, karotenoidler, izoflavonoidler, vitamin E, B vitaminleri, fitik asit. Fitik asit, a fitik asit varsa yandık diyeceksiniz. Fitik asiti bu sefer anlatmayacaktım zaten. Önümüzdeki şeyde anlatacağım. Son derece güçlü bir antikanserojendir fitik asit. Hatta antikanser etkisiyle ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi nedeniyle supplement olarak satılır. Amazon'da yüzlerce markası var. Çözünmez lifler, kısılanlar, antioksidanlar, fenolikler. Burada endosperm kısmında yani beyaz ekmek bulunan kısmında da beta glukonlar, tiaminler, B vitaminleri bilmem ne. Bu insanlar araştırıyor. Tam tam tahılların sağlığı koruyucu etkileri nereden geliyor? Lif mi sadece diyor. Lifin ötesinde neler var? Bunu araştırmışlar ve burada bakın burada tam tahıl tam tahıllar ve bunun hangi mekanizmalarla şurada gördüğünüz gibi en aşağıda hangi mekanizmalarla kalın bağırsak vücut ağırlığının ayarlanması tip 2 diyabetler, kanserler, iskelet teki faydaları, e, kardiyovasküler hastalıklar, mental ve beyin hastalıklarına ilişkin faydalarının burada patofizyolojik... mekanizmalarını... açıklıyorlar arkadaşlar. Ben demiyorum ki günde 10... dilim yiyin. Tam buğday ekmeği yiyin. Günde 5-6 yiyin. Ve maymunlardan uzak durun arkadaşlar. Bakın burada... sağlıklı... pardon tam buğdayın... yani tam tahılların... tam tahıllardaki fitokimyasalların... E, sağlığa yararları nelere dayanıyor diye bir başka e, makalede söylüyor. Biyoaktif bileşikler var. Fenolikler. Yani mesela kurkumin bir fenoliktir örnek olarak söylüyorum. Karotenoidler, vitamine gamma orzenol, lif, beta glukan. Dünyanın özellikle yulafta zengindir. En güzel şeyi, eee prebiyoti. Bütün bunlar kronik hastalıkların önlenmesinde tam tahılların tüketilmesinin sağlık yararlarından sorumlu olabilir diye bunlarla uğraşıyor insanlar. Ama burada ne? Aa geçmişiz. Aa, yok, tam geldik 2.29. Burada şimdi şeyleri anlatacağız arkadaşlar. Ee, evet burada keselim. Burada keselim. Bu noktadan önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta diyorum. Evet önümüzdeki hafta. Salı günü devam edeceğiz. E, lektinlerle ilgili e, bir şeyler söyleyeceğim. Bakın size şöyle şahıslarla tanıştıracağım. Bakın arkadaşlar. Şöyle şahıslarla tanıştıracağım. Bunların ne özellik taşıdığını söyleyeceğim. Bunlar Amerika'da özel bir yerli. Vahşi Batı'ya ilk gelen Amerikalılarla hani e, filmlerde Kızılderililerle kovboylar hep e, savaşır ya. Bunlar kovboylarla arası iyi olan bir kabile. Bizim konumuzla ne ilgileri var? Bunu anlatacağım. Ayrıca son derece ilginç bir şey söyleyeceğim. Latin sağlık paradoksu. Yani Latinler daha uzun yaşıyorlar diyor beyazlardan. Ve kronik hastalıklara daha az yakalanıyorlar diyor. Halbuki eğitim düzeyleri de daha düşük, gelirleri de daha düşük, sağlık e, sigortası falan bunlarda daha e, düşük. E, hmm. Fakat buna rağmen diyor, ne diyor? Latinler, Güney Amerika'daki İspanyolca konuşan bu insanlar tüm nedenlerden ölümler ve Amerika'daki 15 ana ölüm nedeninin dokusu açısından Amerikalılardan çok daha düşük diyor. O kadar düşük ki arkadaşlar bakın size spoiler vereyim. Bakın burada Sacramento eyaletinde siyahiler ortalama yaşadıkları yaş 73. Beyazların 78, Asyalıların 84, Hispaniklerin yani Latin orijinli olanların 87. Burada ortalama popülasyonla arada 8.2 yıl fark var arkadaşlar. Acaba bunun nedeni ne olabilir? Dünyanın her yerinde yüksek gelir, yüksek eğitim, hast, e, ölüm e, ömrü uzatır. Buradaysa bu kişiler çok kötü şartlarda yaşayan, sağlık sigortaları falan olmayan, eğitim düzeyleri düşük kişiler. Neden acaba, ne olabilir bunun altında? Bunu önümüzdeki Salı günü konuşacağız. Çok ilginç olacak. Fitik asit hakkında konuşacağız. Bakıyorum. Genel işte ekmekten kırmızı ete bunları konuşacağız. Besinleri hani ışınla sterilize ederler ya, gama ışınlarıyla. Tamam, gamma ışınlarıyla sterilize edince ne oluyor acaba? Bizim konumuzla ne ilgisi var? Zararlı mı? Bunları konuşacağız. Benimle birlikte olduğunuz için bu saate kadar çok teşekkür ediyorum. Elim hep bir yere dokunuyor bu yeni telefona alışamadım. O yüzden demin yayından düştüm tekrar geldim onun için kusura bakmayın. Herkese sevgiler yaşasın bilim diyorum ve kahrolsun maymunlar diyorum.